Tempo TV, sizin kanalınız. İçerideyiz. Merhabalar, gazetecilerle gündem yeni bir programımıza karşınızdayız diyoruz ve karşıdayız derken de karşıya geçmek gerçekten de İstanbul çok yoğun. Bu nedenle dilimizde kaldı kar, fırtına tipi derken ben Kocaeli'ne geldim sabah ama kar da gelmiş tam Hereken'in, hem de Vanlıları yakalamış kar, arabadan da gördüm resimleri, durumunda paylaştım. İlginçtir, Vanlılar ağrıların, Muşların çok yaşadığını gördüm Hereke'de. Bir baktı bir kar yağmış, bir ayrı da Ardahan karı mı buraya geldi diye düşünürken meğerse Van karı gelmiş. Şu anda Kocaeli'nde İstanbul'a doğru geliyor. Gerçi İstanbul'da son dakika haberleri mevsimi karı diye düşmüşler. Evet, kış geldi. Tabii ki tam dualar ederken, beddualar ederken barajlar kurusa da ah İmamoğlu döneminde İstanbul susuz kaldı diye mesaj atanlar da vardı. Onları da yanılttı. Kar yağıyor, yağmur yağıyor, barajlar doluyor. Bereket olsun inşallah. Tabii gündeme baktığımızda dünyanın maalesef Filistin olayı karşımızda, bizi hepimizi yürekten acındıran manzaraları görmeye devam ediyoruz. Bir önceki programda da söylemiştim, gerçekten bir vahşet işleniyor bölgede. Ama Ukrayna-Rusya savaşını unutturan bir gelişme oldu. Dünyada sadece İsrail, Hamas, Filistin değil aslında. Filistin lideri ayrı bir grupta, o da bir başka bir yönde hitap ediyor. Hamas'ı suçlayanlar var. İsrail'de burada iddialı, ben burayı yöneteceğim son dakika haberlerine baktığımda, biz buranın temizliğini yapacağız şeklinde. Bir güne kadar 15 bine yakın insan, çeyiz, çocuk, kadınlar öldürülürken, savaş suçları işlenirken ben gazeteci olarak, fakirmaz olarak veya ajanslar olarak bir tane gördünüz mü siz? Belki de ben görmemişimdir, gözlerim kördür. Bir Hamas lideri yakalandı, Hamas lideri öldürüldü diye bir haber gördünüz mü? İlginç değil mi bunlar? Bu arada ben de diğer gazeteci arkadaşlarımla, meslektaşlarımla birlikte işbirliği yaptığımız bir köşe yazarlarımızı yayınladığımız birçok gazetede ki köşe yazarlarımızı bugün ekrana yansıtma kararı verdik. Bu nedenle de teşekkür ediyorum kendilerine. Başta Afyon'dan Karadeniz'e kadar birçok yerde gazetemiz, yani benim yazılarımda yayınlayan arkadaşlarım var. Biz de onların yazılarını yayarak diyoruz ki gazeteciler işbirliği yapabilir örneğini atıyoruz. Ama Türkiye'nin asıl gündemi Meral Akşener İYİ Parti oyları ne kadar diye tartışırken İstifa üzerine istifa yaşanırken Meral Hanım şu anda savunmaya geçmiş. O da son dakika olarak efendim partinin içindeki olayları anlatmaya devam ediyor. Her ne kadar CHP'deki biraz durulma oldu yeni genel başkanla. Yerel seçimlere gidiyor aslında. Muhalefetin görmediği bir şey var. Ben görüyorum. Adım adım İstanbul'da başta olmak üzere kamp kamp eğitimler veriyorlar şu anda. Gerçekten de neden AK Parti 22 yıldırlıklarda diye söyleyenler, soranlar önce kendilerine bakmaları lazım. Çünkü adamlar çalışıyor diyebiliriz. Evet. Bütün parti teşkilatları şu anda kamplarda. Her gün hemen hemen. Her gün kahvaltıda, her gün toplantıda. Ve yerel seçime bana göre en iyi hazırlanan yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seçimlerden sonra Üsküdar'da yaptığı çağrıdan bu yana en çok çalışan, yerel seçimlere doğru giden AK Parti diye düşünüyorum. Ve diyorum ki İstanbul başta olmak üzere o kadar rahat değil. Ey muhalefet, haberiniz olsun. Bunu derken tabii iktidarda aday olanlar var, muhalefette aday olanlar var, aday adaylıklarına kolları sıvayanlar var, siyaset alanına inenler var. Canlı telefonumuz var mı bilmiyorum, gerek görüntülü ya da telefona bağlanacaktık bir konuğumdan. İlk ondan başlayalım diyorum. Sonra Türkiye'nin ekonomisi tabii tartışacağım, en önemli olan, beni de etkileyen. Yani ben dün akşam örneğin depoyu doldurdum, Kocaeli'ne gittim, geldim Avcılar'a tekrardan. Bitti. Ama bitti derken de depo ne kadar doluyor? 170 liraya dolan depo bir gün 570 liraya doluyor. Türkiye'nin asıl ekonomisini, dövizi, doları, altını ne durumdadır diye onları da konuşacağız. Konuğum Nihat Atam'la birlikte İstanbul Kuyumcular Dernek Başkanımız. Teşekkür ediyoruz. Kendisine sık sık geliyor programımıza. Şu anda telefon bağlantısı hazırsa bir siyasetten başlayalım önce. Hasan Bey bağlandı mı bilmiyorum ama bir mühendis arkadaşımız adayı Ardahan'da. Ben memleketim Ardahan bu arada. Tempo TV'ye sık sık anlatıyorum. Ardahan deyince ya duruluyor. Görüntülü kar tipi yağıyor diye bağlanabildik bilmiyorum ama sanırım alamıyoruz. Telefon alalım. Evet. Sesi telefon. Hasan Bey sesi kısarsanız alo. Hasan Bey bağlandı mı bilmiyorum
kendiniz arkadaşınız adayı Ardahan'da. Ben memleketim Ardahan, bu arada Tempo TV'ye sık sık anlatıyorum. Ardahan deyince de duruluyor. Alo. Kar tipi yalıyor diye bağlanabildik bilmiyorum ama. Sanırım alamıyoruz. Telefon alamıyoruz. Evet. Sesi... Kapat, sonradan yine izlersin sen. Kayıtlara geçiyor. Alo. YouTube'da, Twitter'da. Facebook'ta yayınlanıyor canlı olarak. Sonradan kaydı olarak dinleyebilirsiniz. Siz sesi kısın. Evet, sizi gördüm ben. Hasan Bey, duyuyor musunuz beni? Alo. Hasan Bey, merhaba. Merhabalar. Merhaba sayın mühendisim. Hoş geldin. Alo. Ses giz gidiyor sanırım. Hasan Bey, ben sizi dinliyorum. Hemen adaylığınız, aday adaylığınızda AK Parti'de aday adaysınız. Ardahan'a talipsiniz. Aslında çoğu insan bilmediği Şehri Emin. Ben Şehri Emin'in niye adayım diyenler. Önce partilerinde onay almaya çalışıyorlar. Tabii sonra halk onay verip vermeyeceği de onu birlikte göreceğiz. Duyuyor musunuz efendim beni? Düştü. Telefona bağlayalım. Ben bir konuma merhaba diyeyim öncelikle. Ondan sonra tekrar onu alabilirsek konuşacağız. Hoş geldiniz Nihat Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Sayın Yılmaz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de koşturuyoruz bu arada. Televizyon program döviz yoğun, tabii, altınlar tabii, gibi tabii, yükselme. Türkiye'nin gündemi kadar, evet. Bizim de gündemimiz biraz yoğun. Hem yıl sonu geldi. Hoş malum, geldiniz. Tabii yıl sonu hesap kapatmalar, ekonominin böyle yükselişi falan. Biz de tabii ister istemez içerisine çekip yoğun bir tempoya sokuyor. Dernek başkanı olunca da tabii sivil toplum örgütçü başkanlığı yapmak da kolay değil. Çok zor. İnsanlar tabii, sizden çok bilgi istiyor bizim gibi. Süreç, arayan, süreç. Soranlar çok. Gel bizi bilgilendir. Bir hayli fazla. Evet. Televizyon kanalları olsun. Çok güzel. Evet, sosyal izliyorum. Medyalar olsun. Görüyorum. Birebir görüşmeler olsun. Bayağı bir yoğun bir tempo içerisinde geçiyoruz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buradayız. Bunun altından kalkacağız. Bunun evet. için buradayız yani. Ben Nihat Atam'ın İstanbul Kuyumcular Dernek Başkanı olarak tanıyorum ama evet. Tempo TV izleyicileri bir tanısın sizi gene de. Bir merhaba diyelim. Kim Nihat Atam? Nihat Atam bir STK başkanı. İstanbul Kuyumcular Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda kuyumcuyum kendim. Ata sigorta bir de sigortamız var. Sigorta, Santa sigorta. Ata kuyumcunun yanında. Tabii sigortalımız var. Sigorta evet. Şirketimiz var. Türkiye'de adem özelleşti bayağı şirket. Değil mi? Artık böyle herkes değil de bir marka haline gelmiş Türk firmaları var artık sizin. Gayet tabii canım. Sigorta yani, dalında. Gayet tabii. Ya gittikçe de uzmanlaşıyoruz yani. Bizim Türkiye'de çok ciddi firmalar var. Hı hı. Olması da gerekiyor. Daha da fazla olması lazım. Talep var. Evet. Ama iş herkes işini ehliyle yapması lazım. Ehliyle yaparsa kazanırız yani. Sizin firma nasıl gidiyor? Yani ben nereden bulaştım? Bu işe mi diyorsun yoksa iyi mi oldu? Yok yok, çok şükür yani yöneticilerimiz var, müdürlerimiz var. Bununla işlerine ilgilenen arkadaşlarımız var. Çok gayet güzel. Gayet normal bir şekilde devam ediyor. Rutin halinde gidiyor yani. Peki, pişman ben, değiliz onu da söyleyeyim yani. Pişmanlığımız benim yok. Altının bir yüzüğüm var da onun dışında Nihat Bey altın fiyatları. Vallahi Allianz hep Allianz diyorsunuz. Allianzlar hep moda oldu. Herkes birdenbire hep Allianz'ını gösteriyor. Yok benim sarı altın değil mi? Normal Allianz ama Allianz derken biraz da eskiden daha çok beyaz dediniz değil mi Allianz? Yani şimdi Allianz dediğinden Allianz'ın arkasında o kadar Allianz. Çok bahaneler yatıyor ki. Yani şimdi hiç oraya girmeyelim. Nasıl ama, piyasalar tabii. diye sorsam. Ya tabii piyasalar. En son görüşmemizde bizim bugüne kadar taş üzerine taş mı koyduk, mevcut taşları mı koruyoruz yoksa mevcut taşları kaybettik mi? Ekonomi ya, böyle bir bozuk ya. Ya tabii şimdi bir iyileştirme dönemine girdik. Yani Sayın Mevati'den sonra. İşte Şimşek geldi. Yeni bakanımız Şimşek evet. geldi. Sayın Şimşek'in işte şu anda bir pansuman olayına geçti. Bir yara düzeltmelerimiz var. Her iktidarın getirdiği, her bakanın getirdiği kendine göre kuralları, kaideleri vardır. Onları devreye soktuğu zaman buna alışma süresi vardır. Herkes bu ülke için çaba gösteriyor. Evet. Öyle bak, o niyetle Hı-hı. bakmak lazım. Hiç kimse kalkıp da ya şu adam geldi de burayı batıracak da şöyle olacak gibi amaçla kimse gelmez. Ben aynı şey diyorum yani adam gelmişse bir şey yapmaya çalışıyor. Yani, evet. yani niyetler salih olduktan sonra her şey yoluna girer diye düşünüyoruz. Yani şu anda bir çaba gösteriliyor. İyiye gidiyor diye görüyoruz yani şu anda görüntümüz o. Ama yeni yılda beklentiler var, yeni yıl sonrası bir yükselişler var. Onlar nasıl karşımıza çıkacak onları da falan bir güzel bir şekilde analiz etmek lazım. Altını olanlar yeni yıla nasıl hazırlanmalı diye sorsam o zaman nasıl yapacağız? Altın şu anda normal fiyatlarda biz şunu diyorsunuz. Yeni bakan biraz güven verdi bu piyasaya. Piyasanın zaten Türkiye'ye verdiği gibi şu anda. Tabii ki. Ama son işte Filistin-İsrail olayı çıkınca da biraz daha gerilme oldu.
Buna rağmen iyiyiz diyorsunuz. Ya ben geçen televizyon programında da bunu anlattım sana. Yani bu bir vücutun şeyiyle alakalı. Panzehirinin güçlü olmasıyla alakalı. Evet. Ukrayna'da savaş oldu. Biz etkilendik işte. Azerbaycan'da oldu. Biz etkilendik. Bugün Filistin'de var. Yine etkileniyoruz evet, falan. Evet. Biz ne kadar tam düzeliyoruz derken yeni bir şey çıkıyor. Ya muhakkak. Yani şimdi ne kadar güçlü bir devlet, ne kadar ekonomisi güçlü olursak o kadar dışarıdaki olan şeylerden etkilenmeyiz. Yani sonuçta bir de biz Müslüman bir ülkeyiz. Sokakta kedi görsek hemen sarılıyoruz, o sudan kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Yanımızda bunlar olurken de bizim duyarsız kalmamamız gerekiyor. Bu da otomatikme ister istemez etkiliyor bizi. İster istemez de tabii ki bizi etkiliyor. Allah zaval vermesin devletimize, milletimize. Evet. Sonuçta bu ülke bizim. Doğru. Ne hepimiz olursa olsun altında biz kalacağız. Evet. Biz çıkacağız. O yüzden herkes elini taşın altına koymalı. Fikir yürütmeli. Yani işte atın yardımsa yardım yapmalı gibi. Tatkı sunması yani lazım değil mi? Tabii ki. Ben bir telefon bağlantısına geçtim evet, herhalde. Bir siyaseti bulaştırmadan diyorum ekonomi, ama siz, ben siyasette ne yapıyorsunuz diye soracağım aslında benim orada. Yok, tamam. Çünkü daha önce milletvekili adayı aday olmuş bir insan var karşımda. Yok, tamam. Alo Hasan Bey. Alo. Hasan Bey merhabalar. Alo, sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Hah, evet. Alo. Evet duyuyorum. Hasan Bey sizi duyuyoruz biz. Sanırım bağlantı sağlanamıyor. Şöyle yapalım, biz telefonu alalım olmasa. Eğer ses sorunu varsa aşamazsak telefonu alabiliriz konuğu. Resim ekranı ısıtalım kendisine. Gecikmeli gidiyor belli, ses gecikmeli gidiyor. Evet. Merhabalar Fakir Bey. Hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Ben de sizi duyuyorum. Evet sizi ben sizi dinliyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Ardahan AK Parti Belediye Başkan Adayı. Sesimi alamıyor. Yok. Sizin Çekmeköy'de mi bildiğim kadarıyla? Çekmeköy'de de bayağı, benim de hemşehrilerim bayağı iştahlanmışlar. Aday adaylar var. Adaylar çıktı. Bu aralar çok bayağı bir aday var. Var değil mi Çekmeköy'de? Maşallah. Mevcut belediye başkanı çok mevcut belediye başkanı bu sahayı çok mu boş bıraktı ki bu kadar aday birden sahada patladı Çekmeköy'de? Sahada boş değil. Herhalde son dönemi. 3 dönemdir yapıyor. Son dönemde. Ha o biraz arttı diye şey. Çıkmaya başladı. Mevcut bu adam aday olabilmeyebilir. Muhakkak. Her dönem yaşanıyor bunlar. Yani sonuçta Çekmeköy bir şey. Önemli bir yer değil mi? Çekmeköy değil, diğer ilçelerde de aynı. Tabii şey. Doğru. Hayır, yani ben sen Çekmeköy olduğu için söylüyorum. Yani şu yarış bir hizmet yarışıdır. Ben öyle bakıyorum evet, daha doğrusu. Bir hizmet yarışı olarak bakıyorum ben. Tabii oraya başa geldikten sonra da hizmetin dışında başka şey yapmıyor falan başlıyor. İnşallah yeni arkadaşlarımız bunlar gibi de şey olmaz diye düşünüyorum abi. Sizin öyle bir niyetiniz var mı? Ya elhamdülillah çok şükür benim bir makamım, bir mevkim var. Yetiyor diyorsun bana bu. Yok. Evet, şimdilik bu yetiyor diyorsun. Olanlara da Allah yollarını açık etsin diyorum. Yani bizim siyasete şu anda seçim, bir de dedi ki Filistin, İsrail, işte dediğin gibi Azerbaycan olayınca bir sefer seçim geliyor. Seçim etkiler mi ekonomiyi ne? Yani her zaman etkilemiştir. Etkilemez değil, her zaman etkilemiştir. Olumsuz yönde yani etkiliyor genelde? Ya şöyle, beklentiye sokuyor. Seçim süreci içerisinde tabii işte duruyor. Partiler kesenin ağzını açıyor. Harcamalar artıyor. Falan, harcamalar artıyor falan. Piyasaya ciddi bir yansıma oluyor, olmuyor değil. Seçim bittikten sonra aynı şey bir daha devam etmeye başlıyor. Önemli olan o sürecin iyi de şekilde devam evet, etmesi. Evet, doğrudur. Peki Çekmeköy dediniz ya, İstanbul'u nasıl görüyorsunuz sizce, ben bir soru sorsam? Vallahi bu acayip, bu değişim acayip bir yara. Yani ben şöyle söyleyeyim. He. Ben Ekrem İmamoğlu'yla bir iki sefer bir araya geldim Sayın Başkan'la. Çok beyefendi, çok kibar, çok aksanı, diksiyonu çok düzgün bir arkadaş, çok sıcakkanlı falan, ama hizmet konusuna geldiği zaman da abi lan sıfır. Gerçekten sıfır. Öyle görüyorsunuz. Yok yani görüyorsun da bariz ortada yani. Umut yok mu diyorsunuz yani CHP anlamında? Yanlış anlamayın. Sadece CHP MHP meselesi yok. Evet. Benim için CHP mevcut idare yönetemedi. Mevcut şey idare şu anda baktığın zaman ya şöyle Libadiye Göztepe arasında bir yolumuz var. Ana yol. Yani bugün evet, turistlerin gittiği bir yoldan bahsediyorum. İnan arabanızla o yola giremiyorsunuz. Çekmeköy'ün ana caddelerine giriyorsun. Bak ara sokağa ana caddelerine gidiyorsun. Arabayla yolda yürüyemiyorsunuz. Bu kadar bir bakımsız, bu kadar böyle bir şey olmaz yani. Gerçekten. Bunu daha önce de yaşadık yani. Evet. Tayyip Bey döneminde de yaşadık. Tayyip Bey öncesi ve sonrasında da yaşadık. Da geldi, evet. Görüyoruz yani yaşımızda geldi yani. Bunlar hep süreç içerisinde yaşadık. Ama şimdi bu dönem gerçekten bir sıkıntı var. Yani yollar berbat durumda. Genel anlamda siz, ben de yazmıştım öyle bir yazı Nihat Bey. Yani Ardahan'ı hep anlatıyoruz. Doğu ve Güneydoğu hep hatırlanır hizmet deyince. Geri kalın falan, ama aslında bakıyorsunuz İstanbul'da öğrenciler sınıfları 70-80 kişilik öğrenci doluyor. Bir, okullar tamamen yollar bozuk. Yani yollar konusunda bir kere İstanbul'da gerçekten
Hele ilçe yolları, ana yolların dışında ilçe berbat, yolları, ara yolları. Berbat, inanın çok berbat. Çok kötü. Evet. Ya sadece ben oturduğum yerden diyoruz. Daha diğer yollara giriyorum. Geçen ama diyor ki ben diyor şey yapıyorum diyor. Şu anda tramvayların yollarını yapıyorum. Demir yollarını yeni yapıyorum. İstanbul'u tünel hatırlar mısınız? Yapıyorum. Eskiden başbakan geldiğinde şu evet. Üzerinden geçecek dedikleri zaman oralara asfaltlar atılırdı. Hatırlar mısınız? O mesele mi? Belediye başkanı evet, gelecek doğru. Hemen yollar yapılırdı falan. Doğru, şimdi doğru. Bu medyanın gözünde olanlar yapılıyor. Ya bir de bunun dışında yaşananlar var. Arka mahalleyi görmüyoruz. Arka mahalleyi gör. Yani ben orayı yapmam bir şey ifade etmiyor ki. Oradan alacak bir şey aslında soru. Avrasya Tüli az önce Avrasya Tüli'nin içerisinden geçtim. Evet. Vallahi billahi ne kadar çer çöp varsa dolmuş tünelin içerisine. Ya tünelin temizliği bile yok yani. Avrasya Tüli'nin temizliği yok. Poşetler içeride uçuşuyor. Şöyle bir sorun var. Metropol bir şehirde yaşıyorum ben bunu. Anladım. Ve ben STK başkan olarak bunu konuşuyorum. Telefonu yani. Bir alalım bir daha telefonu. Alo. Alo merhabalar Fakir Bey. Hasan Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız Fakir Bey? Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, merhabalar. Merhabalar. Görüntülü bağlayamadık. Biz ayağı yol yaptık ama. Görüntülü bağlayamadık. Telefonla ulaşamadık. Burada bağlantıyı sağlayamadık. Bir türlü bunu aşamadık. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şenel ailesi Ardahan'ın en büyük köylerinden birisi olan Bağdaş Şenli, 204 damalı ve bir mühendis karşımda. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur. Hasan Şener'i bir tanıyalım. Tabii ben kendimi tanıtayım. Buyurun. Kısaca. Öncelikle tüm Tempo TV izleyicilerine ve sizlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum Ardahan'dan. Teşekkür memleketinizden. Ben 32 yaşında inşaat mühendisi olarak Ardahan'da şu an görev yapmaktayım. Bütün hayatım boyunca Ardahan'da geçirdim. İlk orta lise eğitimimi. 4 senelik üniversite sürecinde Ardahan dışına çıktık ama ondan sonra 2013 yılında tekrar memlekete geri dönerek proje ve mühendislik faaliyetleri alanında bir ofis açarak ilimize hizmet etmeye başladık. Halen daha o şekilde devam ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinde belediye meclisinde görev almak için bir başvurumuz oldu. Seçime girdik. Tabii seçimi kaybettik ama meclis üyeliği görevimiz bizim oldu. Yaklaşık 5 seneye yakındır da AK Parti'de belediye meclis üyeliği yapmaktayım. Ama baktın ki bu belediye meclis üyeliği olmuyor. Benim burada başka olmam lazım diye aday adam oldunuz. Öyle mi baktınız? Yani şöyle söyleyeyim. Belediye meclis üyesi yaptığım süreç boyunca Ardahan'a ben kendi adıma söyleyeyim. Kendim yeterli olamadım. Yani Ardahan çok fazla hizmeti hak eden bir memleket. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı. Doğru mu efendim? Efendim tabii şu an Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Evet ama onun özellikle bu sanal ortamda iyi bir reklam yapıyor. Demin Nihat Bey de bahsetti. Evet sanalda gazetelerde görüyoruz ama arka mahallelerde sorun var. Ardahan'ın da aynı. Öyle tabii reklam olarak çok iyi ama bizim Ardahan'ın reklama ihtiyacı yok şu an. Hizmete ihtiyacı var. Evet. Biz hizmet etmek için belediye meclis görevimizin daha fazlasını yapmak, daha fazla sorumluluk almak için belediye başkan aday adaylığına başvurumuzu yaptık partimizden. Memlekete faydalı işler yapacağız. Reklamdan çok hizmet yapacağız. Onun için aday olduk öyle söyleyeyim. Hasan Bey ben de oyum orada. Sana niye oy vereyim diye sorsam ya ben şunlar için başta gelişi güzel yapılan Karagül Mahallesi ve diğer mahallelerde işte ya işte bilmiyorum biraz daha da ileri gideceğim gazeteci olarak iddiamı söyleyeceğim. Ver parayı al yap binayı şeklinde devam ediyor. İstanbul'da aynı durum var şu anda. Ben Hasan Bey Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul'a özür diletildi. İstanbul'dan özür dileriz. Betonlaştırdık dedirtildi. Dedirtenler de şu anda olağan üstü bir betonlaşmaya göz yummuş belediye olarak. İstanbul Boğazı'ndan geçiyorsunuz binalar yükseliyor. Sayın Başkan'ın geldiği Çekmeköy bölgesinde Ümraniye bölgesine gidiyorsunuz orman alanları bütün betonlaşıyor. Ama gelişi güzel. Şehir planı olmadan bir de inşaat mühendisiniz. Sözüm ona depremden bahsediliyor. İşte sorunlardan bahsediyor ama bakıyorsunuz ki Karagöl'de caddenin ortasında yol bina yapıldı. Devasa bir bina yapıldı. Kaynarca'da yapıldığı gibi görüyorum ben. Siz inşaat mühendisi olarak hem de belediye meclis üyesi olarak bunları düzeltme adına mı yoksa ben işte 10 tane 20 tane şu projelerim var. Sayabilir misiniz Hasan Şenel AK Parti Ardahan Belediye Başkanı adayı olarak Sayın Erdoğan veya size niye okey versin veya ben size niye oy vereyim diye sorsam. Fakir Bey şöyle yani imarla ilgili şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki bu işlerin içindeyiz. Biz yıllardır bu işleri yapıyoruz. Yani Ardahan'da yapılmış ve yapılacak olan çoğu binalarda
bizim de inşa ettiğimiz var, öyle söyleyeyim. Karagöl Mahallesi'nin bu kadar yapılaşmasının sebebi aslında imar sayısının 5-6 kat imarlı olarak Karagöl Mahallesi'nde yoğun olması. Bundan dolayı yani ilk yapılaşma sürecinde Ardahan 2009-2010 yıllarında yapılaşma manasında çekmelerde ve çıkmalara çok fazla dikkat edilmeden özensiz şekilde bir yapılaşma olduğu için Karagöl'ümüz şu an tabii ki hoş değil. Ama biz bunların önüne geçmek için de tabii ki adayız. Yani imar düzenlemesini kesinlikle yapacağız. Kişiye özel imar kesinlikle yapmayacağız. İmar planı çerçevesinde, imar kanunumuz çerçevesinde yapılaşmaya müsaade edeceğiz tabii ki de. Peki Hasan Şener niye adayı, neler yapmak için? Ardahan'ın sorunlarını, şu sorunları var. Bunları çözmek için bir 10 tane veya 5 tane madde sayabilir miyiz efendim? Biz size oy verelim. Yani şöyle Fakir Bey, tabii ki bizim aday adaylık sürecimizden sonra, adaylık sürecimiz olursa yapmayı düşündüğümüz 20'den de fazla projemiz var. Evet. Ama önceliğimiz şu, şunu söyleyeyim. Biz gönül belediyeciliği yapacağız. Yani belediyeye gelen her vatandaşımız kim olursa olsun belediyeden üzgün, sinirli, kızgın bir şekilde ayrılmayacak. Herkesin sorununu çözeceğiz. Öncelikli sorunumuz şu olacak. Halen daha yolu, kanalizasyonu ve içme suyu olmayan mahallelerimiz, evlerimiz var. Biz bunların sorunlarını önce eğileceğiz. Önce insanın yaşam şartlarını yükselteceğiz. Ondan sonra tabii ki memleketimize hizmetlerimiz olacak. AK Parti iktidarını arkamıza alacağız. Tabii ki. Tabii ki. İktidarın desteğiyle yapacağız bunları. Evet. O da, gerçekten de belediyeci konusunda daha Refah Partisi miydi? Değil mi başkan? Tabii Refah ki. Partisi. Yani başladı. Bütün büyük şehirlerde daha öncesinde AK Parti'nin ve bizim memleketimizde 10 yıl süren AK Parti'nin bir iktidar döneminde belediyecilik oldu. Yani Ardahan'da 90 kilometre yakın kanalizasyon, içme suyu, bu şey Ardahan'ın altyapısına yönelik çalışmalarımız oldu ve bunlar yapıldı. Şu an üst yapılar yapılıyor ve bunlar da biraz reklam konusu oluyor açıkçası ama bundan sonra AK Belediyecilik tekrar Ardahan'a geldiğinde çok daha fazla hizmetlerle karşılaşacak. Hasan Bey, konuğun da Ardahanlı. Aynı zamanda uzun süre beraber Yeni Mahalle'de oturduk değil mi? Yani o bölgede Yeni Mahalle'de bir selamlarımı türlü... Selamlarımı iletiyorum konuğunuza da. Aynı zamanda İstanbul gibi yerde, hatta Türkiye'nin de Kuyumcular Dernek Başkanı, yani ekonominin başında bir insan var karşımda. Ardahanlı hemşerim, gurur duydum. Evet. Yeni Mahalle'de oturuyorduk. Şimdi ben şunu söyleyeceğim, özür diliyorum ama... Buyurun. İstanbul Belediyesi'nde AK Parti çoğunlukta, işte geri gel zaman zaman muhalefet diyor ki... Bize izin vermiyor kardeşim, işte yapalım, iş yapalım diye, ama ben de gazeteci olarak sistemimi söylüyorum burada. Siz adaysınız ama ve belediye meclisisiniz. Orada yaşananları, yani ilk göreve geldiği gün belediye başkanı, ben saz çalmaktan başka bir şey yapmadığına sık sık yazdığım. Yani evet. Sazdan ziyade eski türkücü olduğu için arkadaşım, yani halen türkücü, eski diyemeyiz. Bir şey asmıştı, borç afişi asmıştı belediyenin önüne. Evet. İşte ondan sonra her şeyi ben yaptım, ben yapıyorum diye bir, zaten son yıllarda bu başladı. Hep daha önce hiç Türkiye'de bir şey yoktu, yeniler yapıyor. Siz belediye meclis üyesi olmanıza rağmen HDP'li vardı yanınızda, CHP şey vardı, MHP'li değil mi bildiğim kadarıyla belediye meclis üyesi? Evet, 14 tane misiniz siz orada? 15 kişiyiz. 15. Başkanla beraber 16. Çoğunluk olarak onlar da ama... 9'lu onlar, 6 biz AK Parti grubu olarak. Evet. Şimdi bir... Şunu söyleyebilir miyim? Özür diliyorum. Yani niye ben 2. üste AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili, Grup Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, HDP'li veya MHP'li Belediye Meclis Üyesi dedi ki burada şunlar yaşanıyor, bırakın siz o sanal ortamda paylaşımları diye bir açıklama göremedik. Siz de çoğuna karşı çıkmaza rağmen ama kamuoyuna yansıtamadınız yeterince diye düşünüyorum. Yoksa ben mi yanlışım? Şöyle Fakir Bey, tabii bizim memlekete faydalı olan bütün işler için belediye meclisinde onaylarımız oldu ama karşı çıktığımız şeyler de oldu ve bunların birçoğunu biz basına yansıtmaya çalıştık. Eksiklerimiz var mıdır? Mutlaka vardır. Yansıtamadığımız, ama bizim özellikle belediye meclislerinde son gün kapanışlarda bunların hepsi konuşulur. Yanlışlar dile getirilir. Ama başkanımızın farklı bir tavrı ve tarzı var. Ondan dolayı bu farklı yansıyor medyaya. Başkanım, şimdi tavrı var da şimdi küpür küpür satıyor. Yani en son garajın yanındaki arsaları ayırmış. Petrol, Faruk Köksoy'un petrol istasyonu yapacağım belediye diye ayırdığı yer. Faruk Köksoy'un Ardahan'ın belediyesinin otelini yapacağım diye Kur'an Eğri'nin yaptığı bina.
Faruk Köksoy dönemindeki garajı yukarı taşıyacağız. Eski garaj şu anda sattı. Bir de yetmedi. Kur'an'ın yatağında 5 katı 6 kata çıkardı. Şeklinde ben muhalefet göremedim. Özür diliyorum. Yani şöyle, biz o eski otogar alanının satışı ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. İmar planlarımızı eski imar planlarıyla birlikte mahkemeye başvurumuzu yaptık. Şu an olay mahkemede. Yani bununla ilgili belki basına yansıdı demeç de verdik ama şu an o süreç mahkemede. Biz oranın satışının iptaliyle ilgili mahkeme sürecimiz devam ediyor. Siz aday olursanız ve seçilirseniz ne yapacaksınız? Bir soru soralım. Bunları iptal edecek misiniz? Başkanın yaptığı çalışmalar içinde eksik gördüklerinizi neler yapacaksınız diye bir maddeler halinde sayabilirsek Hasan Bey. Başkanın yaptığı eksiklerin tamamını tamamlayacağız. Yani yaptığı çoğu şey zaten memlekete faydalı hizmetler değil ama biz memlekete faydalı hizmetler yapacağız ve mahkemeye verdiğimiz konu üzerinde duracağız. Şehrin toplanma alanı, afet alanı olarak kullandığımız eski otogar alanının tekrardan Ardahan halkına kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Yani şu an bir inşaat süreci var ama mahkemede devam ediyor. Göreve gelirsek eğer onunla da tabii ki de ilgileneceğiz tekrardan. Sizin ön seçiminiz var değil mi? Son bir hafta içinde mi yoksa kaç gününüz var? 26'sında temayülümüz olacak. Sayın milletvekiliniz, genç bir milletvekiliniz var şu anda. Siz ne kadar burada genç. Gençlere bu arada. Biz de burada şu an Ardahan'dalar. AK Parti bayağı gençlere önem veriyor. Siz de 32 yaşındaymışsınız. Evet. Evet, biz sayın milletvekilimizle hem meslektaşız hem arkadaşız. Birlikte yol alıp Ardahan'ı hak ettiği seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Evet. Tabii adaylık bize tevdi edilirse. Fakir Bey sen biraz sus, ben şunları bir anlatayım diyebileceğin önündeki listeyi bana bir sayabilir misiniz? Ben konuğumla beraber sohbete devam edeyim. Yani şöyle Fakir Bey, bizim 20 taneye yakın bir projemiz var. Ama adaylık sürecimiz netleştikten sonra bunları paylaşmak istiyorum. Sizin de takdiriniz olursa. Öyle diyoruz, bekleyelim diyorsunuz. Evet. Peki efendim. Biz size başarılar dileyelim o zaman. Siz çok lütfen. Bir dakika, konuğum da bir şey soracak herhalde. Için. Ben bir Hasan. Konum da eskiden AK Parti'de milletvekili adayı olmuş. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Tabii Ardahan'da böyle gençlerin yönetmesi bizim de daha çok hoşumuza gidiyor. Sonuçta çocukluğumuz orada geçti. Güzel şeyler ama. Bir soru soracağım. Tabii buyurun. Az önce böyle can kulağıyla sizi dinlerken Ardahan'ın kaderinde olması gerek diye düşünüyorum ben. Her siyasetçi Ardahan'ı sadece 4 mahalleden ibareten konuşuyor. Evet. Köylerde halen daha taşıma suyuyla banyo yapılıyor. Taşıma suyuyla işte hamurlar yoğruluyor. İşte çocuklar okullara çizmelerin içerisinde kar dolarak gidiyor vesaire vesaire gibi. Köylülerin çok ciddi anlamda böyle karın ağrıları var. Evet. Daha önce de biz bunu kıymetli Saffet Bey kardeş bize söylediğimizde bize çok ciddi bir tepki göstermişti. İşte İstanbul'da oturup da köyü romanını yazmanın bir manası yok ama biz o köyden kaçalı... Bu hizmetsizlikten dolayı o köylerden kaçtık. Yoksa kimse yuvasını terk edip de kaçmazdı. Çok güzel. Bu gurbete evet. Gelmezdik ama. Şimdi geçen Kaan Bey kardeşimizle de biz, Sayın Milletvekilimizle de biz daha önce seçilmeden önce görüşmüştük. Siz bir belediye başkanı olarak inşallah olursunuz. Temennim o. Gençlerin önü açılması lazım. Artık şu fosillerden çıkmamız lazım. Ne geldiyse bu fosilliklerden geldi başımıza. Bir genç aday olarak bu köylüler için ne düşünüyorsunuz? Köylüler için bir şeyler yapılacak mı? Bu acı halen devam edecek mi? 2025 yılına giriyoruz. Artık insanlar bırak yerde yürümeyi, artık gökyüzünde uçarak işlere gidip geliyorlar. Biz halen kilo tavana gidemiyoruz evet. Gibi. Evet. Kusura bakma. Şu baktı bir soru oldu yani ama yani. Projenin için 20 tane içinde bunlar var mı bunlar diye sordum. Bunlar bir tane vardır bu artık. Evet, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de ekleyeyim hemen. Yani cinciropu, sarzepi, yaylacığı, gürcübegi, Ardahan'a bağlamak gibi bir proje var mı 20'sinin içinde? Şöyle söyleyeyim, Gürçayır zaten şu an mahalle sınırlarımız içinde Fakir Bey. Evet. Ama Gürçayır'la ilgili yani bu son 5 senelik belediye döneminde tek bir parke taşı bile döşenmedi. Biz bunların hepsinin farkındayız. Köy yollarımız yani Gürçayır mahalle olmasına rağmen merkez mahallesi köy yollarından daha kötü bir durumda. Su evet. Sorunu, insanlar halen daha çeşmelerden su götürmekte. Biz bunların hepsine doğru eğileceğiz yani. Tabii. Yani Yaylacık olsun, Sarcep olsun, Gürcübek olsun... yakın köylerimizi mahalle ile tanıştırmak istiyoruz. Bu bizim projelerimizin arasında da var. Evet. Ama şöyle de bir şey değineyim. Şu an merkezi hükümet köylerimize ciddi destekler vermekte ve bütün köylerimizde şu an parkesiz yol bulunmamakta. Özellikle merkez yolların tamamı parke.
içme sularının çoğusu bitmiş durumda. Kanalizasyonlar çoğu köyümüzde yapılmış durumda. Yani eskiyle yeni Ardahan arasında çok ciddi farklar var hükümetimizden dolayı. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza da çok teşekkür edeyim burada sizin vasıtanızla. Yani bize bu görev tevdi edilirse tabii ki kesinlikle bütün mahallelerimizde canla başla uğraşacağız. Yani insanların hak ettiği seviyede yaşamalarını sağlamaya çalışacağız. Umarız. Sayın Milletvekilimiz dün resim vermişti. Aşık Şenlik yeri geldiği zaman ben Aşık Şenlik'in torunuyum diyenler maalesef Aşık Şenlik'in beldesini kapatıp mahalle ettiler. Ama Aşık Şenlik tüneli açıldı bir gözü de olsa. Ama umarız ki Türk gözünde iki gözü açılır. Türk gözü gümrük kapısına giden Ulgar Dağı'nın da bir an önce tüneli. Ulgar Dağı tüneli çalışmalarımız da hızla devam ediyor Fakir Bey. Umarız inşallah daha güzel günler olur. Hasan Şener i̇nşallah. Belediye Başkanlığı döneminde de ben de muhalefete devam ederim diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden. Konuğunuza da çok saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Ardahan'a memlekete selam. Bağladığınız için. Başarılar diliyoruz. Umarız ki aday oldu diye de haber yaparız. Ve o zaman çok sizi alırız. Çok teşekkür ederim. İnşallah nasip olursa. Şu anda kaç aday var? Onu da sorayım da sonra kapatalım. Şu anda 5 aday var hazırda. 22'sine kadar başvurularımız devam ediyor. Evet. Onlarla yarışıyorsunuz. Hayırlısı olsun. Onlarla şu an yarışıyoruz. 600 delege değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Evet. Ey CHP, ey CHP, ey Özgür Özel. Birinci gün dedin, ikinci gün çark ettin. Arda. Bak AK Parti şu anda ne yapıyor? İnanmazsanız da, yalanla deseniz ön seçime gidiyor. Yani bütün AK Partili belediye meclis üyeleri belediye başkanlarının seçilmesi için yönetimi olarak ilçe teşkilatları, il örgütü gidiyor, oy kullanıyor. Diyor ki Fakir Yılmaz aday olsun. Ama genel merkez değerlendiriyor, sonraki iş onlar. Milletvekili değerlendiriyor, sonraki. Ama sonuçta ey Özgür Özel, yenilik değişim yapacağım dedin ya, sen geldin ya. Ey HDP, ki ben iki tanesinde kürsü konuşmalarında lider olmadıklarını gördüm. Yani hiç boşta değişmişti bana göre. Lider, Demirtaş olayları, diğer liderler, yani o hitap edecek HDP'nin de böyle bir zayıflığını gördüm. Ama Demirtaş'a Özgür Özel'e diyorum burada. Kurultay öncesi biz ön seçim yapacağız diye senden ricam. Sen şu anda Hasan Şener'in de aday olduğu AK Parti'nin aday belirlemelerine bir bak da kim samimi olduğunu gör, sonra demek ki niye AK Parti kazanıyor. Hasan Bey, saygılar sunuyorum. Saygılar bizden, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve konuğunuza iyi günler. Çok sağ olasın. Nihat Bey, haksız mıyım ben burada? Yani daha dün dedin ki ön seçim yapacağım genel merkez anlamında. Sonra dedin ki ya hele dur biz genel merkeze bakalım. Ama AK Parti'nin gerçekten gençlere yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu söylerken sanki Erdoğancıymışız gibi değil. Hayır efendim, samimi olarak adam çıkıyor. Kadına daha çok önem veren, gençlere daha çok önem veren, bizim milletvekilimiz hiç beklemedik anda, örneğin sizin bahsettiğiniz isim bile kendini kral görüyordu, ben aday olurum diyordu. Sildi attı Cumhurbaşkanı. Yani önünü açıyor. Ama CHP'de ve diğer muhalefet partilerinde bu yok. Olmayınca da kazanamaz. Az önce arkadaşı anlattığım gibi şeyi söyleyeyim bana. Bir fosilleşmekten artık çıkmak lazım. Evet. Gençlerin önünü açmak lazım. Hanımefendilerin önünü açmak lazım. Çok zeki bayanlarımız var. Çok zeki annelerimiz var. O kadar böyle zeki insanlar var ki oturup dinliyoruz. Böyle biz hayranlıkla izliyoruz. Doğru. Gençlerimizin kez aynı şekilde mükemmel bir beyin düşünme ve özgürlü beyin düşünme fikirleri var. Önlerini açtığı sürece devamlı gider. Yani ya işte bu bir çocuktur anlamaz gibi mantığıyla, eski mantıklarını diyorum falan. Evet. Gittiği zaman sınıfta kalırsın, bir adım daha ilerleyebilirsin. Aynen. Yani bu sadece CHP değil, yani diğer partilerde de aynı şekilde var. Bunu AK Parti kırdı. Evet. Ya bu direnci AK Parti kırdı. Ondan kazanıyor sonra zaten. Da 22'de öyle yani de. Şimdi sonuçta 18 yaşını dolduran her birey bir oy hakkı vardır ve çocuk nereden ilgi görüyorsa, genç nereden ilgi görüyorsa oraya gider. Vatandaş nerede görüyorsa. Yani ben, kendini nerede görüyorsa. Ben bir sürü televizyon kanalları var ama siz aradığınızda koşa koşa geliyorum. Niye çok güzel ilgi görüyorum? Çok güzel bir ağırlama görüyorum. Fikirlerimi özgürlüğe açıklayabiliyorum falan. Yani bunlar hep şeydir. Yani önemli. Konuğunuzun da öyle şey rahat etmesi lazım. Sizin de rahat etmeniz lazım önünüzün açılması açısından da. İşte Türkiye siyaseti maalesef böyle gidiyor. Hmm. İşte burada önünü aşmadıkları sürece işte eski şeyler hadi. İşte şöyle düşün. Adam ilçe başkanı oluyor. Arkasından belediye başkanı oluyor. Arkasından milletvekili oluyor. Arkasından daha gidiyor işte milletvekili bakan bitiyor. Bakan oluyor. Bakanlıktan sonra gidiyor. Bir daha geliyor. Büyük, başkan oluyor diyor. Arkasından bir daha başlıyor. Büyük şirketlerde genel yönetici oluyor falan. Abi hiç doymak bilmiyor. Ya arkadaşım bırak. Çekil kenara. Bu bir hizmet yarışıdır. Bakın ben bir uçakta bir İsviçreli bir hanımefendiyle tanıştım. Hı hı. Konyalı, Türk asıllı ama İsviçre'de doğma bir Moran'ın vatandaşı.
bana şu cümleyi kullanmıştı, şaşırmıştım. Doğru ya da gerçek bilmiyorum. Şu cümleyi söyledi. İsviçre'de dedi milletvekillerine dedi para teklif ediyoruz dedi. Kimse milletvekili para olmak istemiyor dedi. Evet. Ben şaşırdım. İşte. Ne alaka dedim şimdi evet. Milletvekili falan. Ya insanın neli bir beklentisi yok. Bizim burada bir maaş değil. Orada bir hizmet yarışı yani. Var. Yani hizmet bizim burada baktığın zaman bırak hizmet yarışını. Şimdi bir partiden 25 tane az önce Sayın ne dedi başkan adayımız? Hasan Bey de dedi. 6 tane mi 7 tane mi bahsetti? 6-7 tane millet bir şey var. Başkanlık adayı var. Evet, evet. Ya 20 tane olsun önemli değil. Ya ama birleşip de doğru bir aday çıkarmaları gerekiyor. Evet. Ben bundan yanayım. Memleketinde özellikle bizim Ardahan çıkıyor. Az önce onu söyledim. Bakın ben kaç yıl oluyor Ardahan'dan ayrıldı. Evet. Halen daha köylerde sular taşınıyor. Halen herkes daha banyo yapılacak bir banyoları yok. Az önce Sayın adayımıza onu sorduk. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Sayın Başkan adayımız halen şunu söylüyor. Diyor ki ya biz diyor mahallelerimize bunları getireceğiz. Ya evet. Abi ben köylerden bahsediyorum. Bırak mahalleleri. Bu evet, köylüler evet. Size oy veriyor. Bu köylülerin nedir günahı? İktidarlar partilerde bundan sorumlu olmalı diyorsunuz değil yani, mi? Doğru. Kesinlikle yani. Şimdi gelen belediye başkanı olsun, milletvekili olsun falan. Çekmece'de orada unutmaması lazım. Aday olanlar ne yapmalı? Ben nasıl? Orada aday olsam senin şeyde Çekmeköy'de. Çekmeköy'de mi? Evet. Ya orada ne var? İstanbul, ne yapılması gerekiyor? Şimdi İstanbul çok farklı bir yer. İstanbul'a ne yaparsa yap İstanbul'da doyma yoktur. Doymaz yani. Hı hı hı. Gerçekten İstanbul büyük bir şehir. Ve yeniliklere her zaman açık olan. Hep yeniliklere açık olan bir ilden bahsediyoruz. Evet doğru. Ama hayır sonuçta ben orada adayımların neye dikkat etmesi gerekiyor diye sorsam örneğin. Ben de iki tane hemşerim duyduğum kadar adaymış orada. İki tane. Ya iyi bir yönetim, adaletli bir yönetim, eşit bir yönetim. Az önce arkadaşım dediği gibi belediyenin önüne geldiği zaman kimse küsüp gitmeyecek, kimse evet. Sinirlenmeyecek, kimse işte darılmayacak falan. Bunlar lazım. İnsanlar oraya gittiği zaman belediye satın almaya gitmiyor ki. Ya da başkanın koltuğunda satın almaya gitmiyor. Doğru. Derdi vardır, devası vardır. Git kardeşim derdini çözmeye geliyor. Oraya gittiği zaman herkes kral. Ya güvenliğinden tut, güvenliğin elinde jopla adam kapıda bekliyor seni. Abi halkın yeri burası ya. Sen o kapıda jopla neyi bekliyorsun? Kimden koruyorsun sen? Kimden koruyorsun abi? Bu zihinde. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Aşağıda güvenlikleri gidiyorsun. Bir gün gel götüreceğim seni ziyaret edeceğim. Bizim Çekmeköy Belediyesi'ne biz evet. Önüne gidelim abi. Vallahi billahi 15 tane koruma. Abi siz kimi koruyorsunuz ya? Ne bakıyorsun diye. Hayır burada ne var yani? Kim burada neye baksa kızıyla ve mı? Bir de seni arıyorlar abi. Didikten turnağa dedektörlerle onlarla bunlarla. Ya abicim ben Almanya'ya gittim böyle aranmadım. Evet. Ya kimlikleri de alıyorlar bir de üstümüzde. Üstüne kimlik alıyorlar. Kimi kimden koruyorsun abicim? Evet. Böyle mantığa bakar mısın şimdi? Bu ne oluyor biliyor musun? Bu otomatikman insanları ayrıştırma pozisyonuna getiriyor. Ben ondan sonra da ben düşme sahibi oldum. Ya abicim kimse kimseyi öldürmez ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Tabii sen. Herkesin bir eşit özgürlüğü olması lazım. Belediye başkanı adaylarına duyurulur. Ya ben defalarca da söylüyorum bunu. Ben de aday oldum. Evet. Ben de milletvekili aday oldum. Hiçbir zaman yanımda koruma taşımadım. Hiçbir zaman benim şoförüm olmadı. Evet, evet. Yani biz böyle ya ölmez halkın içine gelip eğer halka hizmet ediyor etmeye iniyorsan bunun olmaması gerekiyor zaten. Ben şimdi STK başkanlığı yapıyorum abi. Evet. Korumam da var, şoförüm de var. Abicim yok benim bunlara ihtiyacım yok. Vatandaş benimle görüşmek istiyorsa evet, doğru. Derdi var da benimle görüşmek istiyor. Gelir benimle çok rahat görüşebilir. Eğer bunu kaldıramıyorsan da zaten bu koltukta oturmanın bir mantığı yok. Zaten senin hitap ettiğin kamuoyu da öyle hassas bir koyar. Gayet tabii yani şimdi diyorlar yani. Ya ekonominin en başında olan bir STK'dasın. Evet. Parayla dönen bir STK. Altın dediğin zaman dünyanın en kıymetli madeni. Yani bir şeye falan. Baktın da özellikle iş arama konusunda bayağı ilgi var. O da şeyi gördüm yani sanal sayfalar açılmış da kuyumcularla ilgili. Sektör işsiz eleman bulamıyor. Bakan diyor ya iş beğenmiyor gençler. Ben baktım orada bir şey var yani kuyumcuları da bayağı eleman arıyor gibi. Arkadaşlar ekrana verirse zaten evet, göreceğiz orada öyle bir şeyimiz oldu bizim. Yani şunu, bizim şunu istedik. Network'ümüz kendi içimizde daha güçlü. Evet. Biz network'ümüzden kendimiz bahsediyoruz. Bizim kendi insanlar, kendi elemanlarımızın bir an evvel işsiz kalmaması açısından, sağa sola oraya buraya telefon açmama açısından biz bir sosyal medya üzerinden bir iş alma, iş araba bir sitesi kurduk. Birimi açtınız ha. Tabii bir şey, site açtık. Site üzerinden orada herkes kendi kendine yazışabiliyor. Kaç para maaş istiyorsun? Ne kadar, hangi sürede nerede çalıştın? Referansın nedir falan? Birebir sohbetle. Evet. Birebir sohbetle ve bu sohbeti herkes de duyuyor. İşine gelen kişi ona diyor ki gel kardeşim işimize görüşelim. Hayır onu niye sordum ben? Biz yani iş bulamıyoruz, işsizlik var diyorlar ya. İş beğenmeyenler çok mu? Acaba kuyumcuda mı işçi bulamıyor? Sayın Yılmaz ben şerefimi temin ederek söylüyorum. Bakın ne söylüyorum. Vasıfsız bir elemandan bahsediyorum. Çay ve çorbadan bahsediyorum. Ya çay çorba dağıtacak evet. bir eleman ben 2 ay boyunca bulamadım. Kendi firmamla bahsediyorum. Ya çay yapacak. Müşteriler ve çay dağıtacak. Bir kişiyi ben 3 ay boyunca bulamadım abi. Bu ne demektir yani ne oluyor peki? Şimdi bir taraftan baktığı zaman birileri bağırıyor çok işsizlik var. Evet doğru. Ciddi anlamda doğru. Ya açlıktan ölüyoruz falan. Tamam katılıyorum ölüyorsun bunda eyvallah. Bir taraftan 15 milyarı beğenmeyen
Bak askeri ücrette geçtik. Evet. 15 milyarı beğenmeyip kapını açmayan kitle de var. Şimdi burada yani. Soruna bakar mısın abicim? Bir taraftan bağırıyorlar açız ve bir telefon çıkarmışlar. Herkes birbirine bir şey dediği zaman cebine telefonu çıkar diyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir beyin tutulması yaşıyoruz. Öbür taraftan birileri çıkıyor birini savunduğu zaman bizde savunma mekanizması çok içgüdü mü çok bir hayli fazla. Birbirine makarnacı diyor, birbirine işte çorbacı diyor, birbirine işte kelle paçacı diyor falan. Ya arkadaşım burada iş yapmamız gerekiyor. Ya bu ülke bizim iş yapmamız evet. gerekiyor. Artık bırakın AİB şu bu halkın iradesi halk bu partiyi seçti mi kardeşim? Seçti. Evet. Sana konuşmak düşmüyor. Sen verdin mi? Vermedin. Verdiysen de hayırlı olsun, vermediysen hayırlı olsun ama artık yeter. Bunu desteklememiz lazım. Yani... Bakın Filistin'in yüzlerce ton, ben geçen gün başka televizyonda da söyledim. Yüz binlerce ton altın olsa Filistin'in neye yarar söylüyorum size. Evet. Yüz milyarlarca dolarlar paralar olsa neye yarar abiciğim? Ya senin ülken yok, ailen yok, çocukların yok. Her şey bombardımanlı olmuşsun kardeşim. Ülkeni koruyacak bir tane askerin yok. Sen burada kalkmışsın para peşine düşmüşsün. Neyi kurtaracaksın paranla? Soruyorum size. Cevap versinler. Buyurun abi, paranız neyi kurtaracak bana onu söyler misiniz? Ya bu kadar da beyinsiz yani beyin tutulması olmaz yani. Evet, ne yapmaz lazım diyorsunuz? Abi ilk önce ülkemizi sevmemiz lazım. Toprağımızı sevmemiz lazım. Bakın ben size bir şey, fıkra yanıyla bir şey anlatacağım. Evet. Adamın bir tanesi hayvan sirke açıyor. Biletleri diyor 200 lira. Kimse içeri girmiyor. Biletleri 100 lira indiriyor yine içeriye kimse girmiyor. 50 lira diyor kimse girmiyor. 10 lira indiriyor yine insanlar girmiyor. En sonunda diyor ki bedava diyor. Bedava olunca tabii halk oraya girişmeye başlıyor. Doluyor. Adam gidiyor sessizce sirke kapısını kapatıyor. Aslanları serbest bırakıyor. Diyor çıkış 500 lira. Aynen. Herkes 500 lirayı vermeye başlıyor. Ya yeter ki beni burada kurtar. Yeter ki beni burada kurtar. Öyle. Şimdi ya biz bu hale mi gelelim şimdi? Bu hale düştükten sonra senin 500 lirayı sen rahat rahat vereceksin. Arkadaşım bırak da şunu baştan gir ya. Yapacağını yap. Peki daha çok iyi yani maaş mı istiyor yoksa iş beğenmemezlik mi yapıyor? Nedir bunlar yani? Biz beğenmiyoruz. Biz iş beğenmiyoruz. Biz oturduk alışa. Bakın insanlar şu anda çocuklar gidir 15-16 yaşındaki çocuklara vallahi billahi şey üzerinden. Vallahi ben yapıyorum. Ben paylaşım sanal yapıyorum. Paralardan. Sanal paralar evet. YouTube'dan ha. işte bir TikTok'tan bir yerlerini çekiyorlar. Bir yerlerini evet. açıyorlar TikTok'tan falan. Para kazanıyorlar. Bu sosyal medya çok ciddi paralar veriyor bu gençlere. Sen bu genç çalıştıramazsın ki. Bugün TikTok'ta adam iki tane açılıyor, kadın iki tane açılıyorsa açılıyor abicim. Dünyanın yok parasını içeri, alıyor. İçeriye giriyorlar ama da sonuçta sonunda içeri giriyorlar. Şu anda hepsi... Ya daha birini gördük yeni, abi. Yeni bakanımız ama bir, yeni bir operasyonu başladı. Ama bir çiçekle yaz gelmiyor hani, ki. Hani alamadı. Bir çiçekle yaz gelmiyor. Benim ahlakım, benim derdim bu. Benim evet, ahlakım evet, bozuluyor. Evet, bunlar evet. benim ahlakımı bozuyor. Doğru. Benim küçücük çocuğum örnek oluyor. Yani benim çocuğum da buna inecek. İşte buna dur diyecek merciler. Az önce işte Sayın Başkan dedi ya. Ya biz aday olduk şunu yapacağız. Bunu. Abicim aday olmak önemli değil. Abi yapabilmek önemli. Yapabilecek misin sen bu işi? Hayata geçirmek. Yapabilecek evet, misin? Evet. Yapıyorsan buyur kardeşim canım feda. O da kendine inanıyor ki ben adayım diyor. Evet doğru mu? Öyle bak, hayır ben sadece hani evet, gündemde evet. olduğu için ben arkadaşımla konuşuyorum. Ya olanlar ben gelen anlamda söylüyorum. Evet, yani. Olanlar bunu yaparacaksa olsun diyorsunuz. Yani gerçek anlamda hizmet verecekse, gençliğe hitap edebilecekse değil mi? Bakın diyorsun? Ben sizin yerinizde soyunup da şu koltukta oturmak istersem en fazla kalabileceğim süre benim yarım saat. Liyakat. Yarım saatten liyakata sonra ben hiçbir şey bilemem arkadaşım. Ama siz benim yerimde geldiğim zaman benim yerimde en fazla 15 dakika kalabilirsiniz. Doğru. O yüzden bu koltukla... Herkes görevini yapması lazım diyorsunuz. Değişmemeli. Herkes kendi işini yapmalı. Evet. Ya bu adam anlamda... Bu... Hayır ben ama... Şimdi şöyle bir şey var. Fakir Bey bakan seçildi. Evet. Benim ilk işim olarak Fakir Bey bugüne kadar ne eksisi varsa ben onu araştırıyorum. Nereden ne gaf evet. yapmış? Evet. Nereden yapmış? Ben bunu hemen sosyal medyaya atmalıyım. He. Ya abicim buna niye sahip çıkmıyorsun? Bu adam işinde uzmandır. Evet. Ben bakalım diyorum. Bu adam işinde uzmandır. Belki bazı şeyler yapacaktır. Bir bakalım ne yapacak? Bir görelim. Bunun eksiğini bulmakla, bunu kötülemekle, bunu yapmakla falan bir şey başaramazsın ki. Gelmez, doğrudur. Bugün Azerbaycan'da sıkıntılar yaşadı biliyorsun. Rusya'da keza aynı şekilde, Ukrayna'da aynı şekilde, Filistin'de aynı şekilde. Abi yarın biz bu hale düşersek bizim bakanımız olmaz. Biz neyin hesabını yapıyoruz? Biz Osmanlı toruyuz. Osmanlı toru böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Biz delikanlılık yapıp elimizde sopayla birbirimizi... Ya biz tartışma kültürü nedir bilmiyoruz. Ne hikmetse bizim sokakta tartışma kültürümüz yok.
Hemen iki dakikada kavgaya dönüyor tartışma kültürü. Derneğinde oluyor mu bunlar? Nasıl? Derneğinde de var mı bunlar? Ya hayır, bizim derneğimiz çok elit bir dernek. Bizim evet. derneğimiz çok elit gerçekten. Yani Allah şükürler olsun. Üye sayısı arttı mı? Tabii. Ya üye sayısı her geçen gün artıyor. Tabii evet. her geçen gün artıyor. Yani sadece STK'lar anlamında anladım, söylemiyorum. Ben oradan yani. Çıkıp da sokağa indiğimde o kültürü görmek isterim. Evet, bunu da yansıtacak. Siz de görmek istersiniz. Tabii. Bunu yöneticiler yansıtmak ister. Yönetici yansıtacaktır meclis, yani. Meclis başkanı, mecliste yani olmayınca yani başta başlıyor kavga gürültü, isterse toplumda da yansıyor. Bu arada ben Kıbrıs'taki o şeyi soracağım size. Bir projeniz vardı Kıbrıs ya yönetim evet. altın borsası anlamında. Yayından sonra bir reklamlar yapalım, ardından konuşmaya devam edelim. Para lazım bize. Bize para lazım. Para bize. Lazım bize evet, reklamlar. İnşallah. Tempo TV, sizin kanalınız. Bizim için bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv. İlkeli duruş, benzersiz hizmet.
Hastanesi, sağlığınızın gülümseyen yüzü. Tecrübe, teknoloji, kalite, ilgi. İnsanın en önemli değeri sağlıktır. Sağlık, hayattır. Atakent Hastanesi olarak sağlığınızın değerini biliyor, büyüyen Yalova'nın büyüyen hastanesi olmanın gururuyla sizlere daima en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Atakent Hastanesi, sağlıkta özen ve güven anlayışıyla Yalova ve bölgesinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı üstlenmiştir. Hastane, İstanbul'a kolay deniz ulaşımıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yarım saat, İstanbul Havalimanı'na 1 saat 25 dakikalık mesafededir. Osman Gazi Köprüsü çıkışına 20 dakikalık uzaklıkta olan hastane, Bursa'ya çok yakın bir konumdadır. Kolay ulaşımıyla, doğal güzellikleriyle, tarihiyle butik bir kent olan Yalova'da, sağlığın öncüsü Atakent Hastanesi, tüm branşlarıyla hastalarını misafir gibi güler yüzüyle ağırlayarak hizmet vermektedir. 2017 yılında hizmete açılan Atakent Hastanesi, 15 bin metrekare kapalı alanda altyapısı kurulan anjiyo ünitesi, nükleer tıp ünitesi, 43 yoğun bakım ünitesi, 5 donanımlı ileri teknoloji ameliyathanesi, 203 yatak kapasitesi ve otoparkıyla hizmet sunmaktadır. 2018 yılında bölgenin önemli ilçelerinden Orhan Gazi Cerrahi Tıp Merkezi'ni de bünyesine katmıştır. Atakent Hastanesi, alanında uzman 450 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. Hasta güvenliği ön planda olan Atakent Hastanesi'nde yapılan eğitimler ve doktorların yaptığı istişarelerle hastaların tedavileri için en doğru kararlar verilir. Omurga omurilik sağlığı, spesifik tanı ve tedaviler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri içeren merkezinde en son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Fıtık, felç, ortopedik tüm hastalıklar robot, hidroterapi ve manuel terapiyle tedavi edilmektedir. Lider hekim kadrosuyla ileri cerrahi teknikleri kullanılarak üst düzey ameliyatlar hastanemizde başarıyla gerçekleşmektedir. Hastane, diş estetiği konusunda hastaların tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılayacak altyapıya sahiptir. 5 yıldızlı otel konforuna sahip yatan hasta odalarıyla, VIP servisiyle hastalarımıza hizmeti en iyi şekilde sağlamaktayız. Estetik cerrahi merkezimizde, medikal estetik girişimlerimizde, saç ekim ünitemizde gençliğinizin kıymetini biliyor, size daima en iyisini sunmanın gururunu taşıyoruz. Sağlığına dokunduğumuz herkesin en güvenilir yaşam ortağıyız. Atakent Hastanesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimimizle her yıl daha fazla insanı sağlığına kavuşturuyoruz. Sizi anlıyor, sizinle aynı dili konuşuyoruz. Atakent Hastanesi, sağlığınızın gülümseyen yüzü. Yağmur Yalçın sizlerle. Yağmur Yalçın ile Özel Çocuklar programının bu haftaki konu, uzman sınıf öğretmeni Zeynep Erciyastoz olacaktır. Yağmur Yalçın ile Özel Çocuklar her pazartesi 16'da sizin kanalınız Tempo TV'de. Telli turnam selam götür sevgilimin yanına.
Yandı sacan buldum, kurban oldum. Yusuf Yüzer, Ahmet Yiğit ve Rahman Aslan'ın sunduğu Tokat Rüzgarı programının bu haftaki konukları Çerkezköy Tokatlılar Dernek Başkanı Bünyamin Demir, Turhallılar Dernek Başkanı ve Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Serkan Genç olacaktır. Tokat Rüzgarı her pazartesi 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Efendim merhabalar, ben Ali Aslan. Ailenizin kanalı Tempo TV'de Ali Aslan Show ile karşınızdayım. Hepinizi beklerim. Daha durmam buralarda, seni özledim Malatya. Haber geldi nazlı yardan, geliyorum ben Malatya. Ali Aslan Show'un bu haftaki konu aza düşen olacaktır. Yandı sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında aşkım. Ali Aslan Show her pazartesi saat 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Gönlümden güzel köşesi selam. Ferhat Damar ve Zennure Çaylı Koç sizlerle. Aman canım namusuna, kahraman Türk ordusuna. Samsun'un Sesi programının bu haftaki konu, İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatih Mehmet Atsan olacaktır. Samsun'un Sesi pazartesi 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. İpek Süt ile Yaşama Dair programının bu haftaki konu, siyasetçi ve iş insanı Hasan Alagöz olacaktır. İpek Süt ile Yaşama Dair her salı 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Şeker gibi tatlı dili, ömre bedel güzelliği. Seviyorum deli gibi, aşık oldum aşık oldum. Şenol Döngel Show'un bu haftaki konukları Gül Esin. Aşık atalım mı, yürek satalım mı, anay baban görmeden bize kaçalım mı? Ve Harbi Enver olacaktır. Karlar yağmış, kalksana çavuş. Şenol Döngel Show her salı 20'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Merhabalar, Yusuf Özpolat ben. Kültür, sanat, ekonomi ve siyasetin konuşulacağı Yusuf Özpolat'la Biraz Konuşalım mı programı ile sizlerleyim. Yusuf Özpolat ile Biraz Konuşalım mı programının bu haftaki konukları Mehmet Balaman. İstanbul Malatya Avrupa Yakası Dernekler Federasyonu ve Pütürge Hüsükuşağı Dernek Başkanı Yusuf Usul olacaktır. Yusuf Özpolat ile Biraz Konuşalım mı her salı 22'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Sosyal medyada yayılımı ise maalesef işte bu kadar hızlı. Teknoloji dünyasında güvenlik, Sibera ile sizin elinizde. Sibera. Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu. Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim. Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu. Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim. Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu. Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim. Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu. Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim. Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu. Yaşasın, annem ne güzelmiş. Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın.
Sempo TV, sizin kanalınız. Evet, eski İstanbul Valisi, şu anda Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve her taraftan da destek alan, gerçekten de iyi işler yaptığına inanılmaya başladı. Ekonomi Bakanı gibi ümit veren bir bakan. Ama onun yerine oturan vali de sürekli anonslar veriyor. Aman aman İstanbul, dikkat edin yağmurdan, tipiden fırtına diye. Biz Ardahanlar, zavallar ne yapsın o kadar kardan, tipiden, hemen panik yaratılıyor. Dalgalar bayağı büyümüş, özellikle İstanbul Boğazı'nda. Dikkat edin diye uyarılar yapılıyor. Bu arada bir gemi de ikiye bölündü diyor. Karaya çarpan dev gemi ikiye bölündü. İstanbullular dikkat. Evet, tabii dikkat derken biraz da bizim yollarımız açılsa keşke, gidip geri rahat gelsek değil mi? Başka sen de geçtik. Bayağı zorluk çektik. Pandemi döneminde o kadar kolaydı ki. Yani çok rahat. Rahat geziyorduk. Çok rahattı. Bizim kağıdımız var, bizim evrak vardı. Çok rahattı. Başkanım, ben şeyi soracaktım bu arada. Tabii Filistin, Hamas diye aslında. Hamas, Filistin'de olay yaşananlar. Orada bir doğalgaz hattının geçeceğini, bu doğalgazın işte Kıbrıs üzerine geleceği söyleniyor ama sizin bir önceki programda bana bir şey söylemişsiniz, hep aklımda kaldı o. Orada bir altın borsası gibi bir şey mi diyordunuz? Son durum nedir, size bahsetmiştiniz? Şimdi bunu bir şeyle alakalı, Kıbrıs'la alakalı, ha, bir serbest bölge oluşturacağız. Serbest bölge, evet. Serbest bölge oluşacağız. Bunun da zaten yukarıdan da haberi var bununla ilgili. Bir çalışmalar var, devam ediyor. Tabii evet, Türkiye'de var mı bu serbest bölge altın konusunda? Yani öyle bir serbest bölge yok, yok. Türkiye'de. İşte orayı biz işte rica ettik işte Sayın Bakan'dan. Sizin dernek olarak mı bir projenizdir bu? Öncülük yaptık. Fikirlerimizi sunduk. Evet. Evraklarımızı sunduk. Şöyle, böyle olursa ekonomi için, Türkiye için daha iyi olur. Şurayı şöyle yaparsak. Ne getirir o? Ne getirir sizce? Nedir o proje? Ya bugün 22 dolara mal olan ürün, ya bize 2 dolara gelecek olan ürün bugün 22 dolara bize içeri girmiş oluyor. Otomatik 20 dolar, 20 dolar vatandaş, ya dışarıya gidiyor. Dışarıya gideceğine serbest bölgemiz olur. Ve altına yansıyor isterseniz. Bu yansıyor. Yansıdığından dolayı da ne oluyor? İster istemez tabii fiyat farklılıklar ortaya çıkıyor. Anladım. İçlikler yukarıya çıkıyor falan. Ondan sonra da işte böyle bir spekülasyon oluyor. Evet. Başkanım, İstanbul Kuyumcular Derneği. Doğru mu efendim? Evet. Tam adı. Şimdi şu anda... Kısa adı İKUT. İKUT, ha. Açılımı İstanbul Kuyumcular, evet, Derneği. İKUT, şu anda bir anlatırız. İKUT son çalışmalarında biz sizden görüşmeden beri ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz veya? İstanbul Kuyumcular Derneği yine normal bir STK görevini görüyor. Hı hı. İşte Maraş bölgesindeki olan sıkıntı da bizzat adımlarımız ne attı. Yaptınız? Yani hem konteyner yardımımız olsun, hı hı, gıda yardımımız olsun, maddi anlamda yardımımız olsun. Bunların, evet, hepsini biz gerçekleştirdik. Oraya yaptık. Yardım, yapılanlar söylemez ama yani şöyle örnek olsun diye, örnek olsun diye söylüyoruz biz bunları. Allah böyle felaketler hiçbir zaman ülkemizin başına vermesin. Olduğu sürece de Türkiye halkı her zaman, biliyorsunuz bu konuda çok duyarlı olduğundan dolayı herkes elini rahat rahat atabiliyor. Ama amacımız böyle kötü şeylerin olmaması. Ne yaptı peki şimdiye kadar kutu olarak? Yani, son şey, şu anda biz yayınlayamadık ama ben ekranda verebilir miyim? Kamera alırsa da. Yakına bir iş kurma, şey, iş bulma olayını mı açtınız? Ya biz kendi içeride az önce zikrettiğimiz gibi network'ümüz, çok kısa bir network'ümüz olduğu için, hı hı, şu anda eleman bulma ya da işçi bulma gibi sosyal medya üzerinden bir tane şey sayfa oluşturduk. Kuyumcu Tezgahtar iş ilan sayfası. İş ilan sayfası, evet. Şimdi yakına alabilir miyim bilmiyorum ama bir şey de veremedik. Var. Son dakikada başkan bize attığı için verebilir miyim bilmiyorum. Şöyle bak, görüyor musunuz? Gösterebildik mi? Şunu göstereyim, kaldırayım. İŞİKUT diye, yani onu İŞİKUT diye açtık. Sanal ortamda İŞİKUT diye yazarsanız, doğru mu? Evet, evet. İstanbul Derneği'nin bu sayfaya girerseniz, girdiklerinde orada kendilerine ne yapıyor orada? Hem ürünlerini, yeni ürünlerini tanıtabiliyorlar, hı-hı, hem işçi alma programlarını oradan yayınlayabiliyorlar, kendileri canlı görüşebiliyorlar. Sağa sola gitmeden işte hemen bir ertesi gün işsiz kalmam açısından aynı sosyal medyaya attıklarında orada iş arayan ya da işçi arayan olursa hemen oradan birbirleriyle paslaşarak anında hemen çözüme ulaşıyorlar. Böyle bir şey kurduk. Ben gazetecilikten vazgeçtim. İKUT'a geldim. Hemen beni alabiliyorlar mı, yoksa bir şartları mı var? Yani liyakat diyorlar ya. Sizin vasıfınızla görebilirler. Yaptığınız işle alakalı orada her türlü meslekler yer alıyor. Tezgahtarsanız tezgahtar, dökümcüyseniz dökümcü. Ya ama piyasanın içinde olacağım değil mi? Tabii, piyasanın içerisinde olacaksın. Ha, şu da var. Çaycı isteyenler de alabiliyor. Evet. Güvenlik isteyenler de olabiliyor. Burada sorun yok. Anladım. İş arayanları da ben güvenliyim işte, atıyorum işte 10 yıllık deneyim var, güvenliyim. İşe ihtiyacım var dediğinde orada işe ihtiyacı olan, ya işçiye ihtiyacı olan oradan buluyor. Hemen anında gel kardeşim görüşelim deyip bazı şeylerde uyuyorsa, yani, kriterlerde uyuyorsa hemen işleri başlatabiliyor. Şimdi tabii. Şu anda onu yapıyoruz. Tabii, yaptık, şu anda da devam ediyor. Evet. Aynı zamanda geçen programda anlatmıştım.
Bütün ilçelerde mesela WhatsApp hattı kurduk. Kendi aralarında otomatik bir emniyet kontrollü bir WhatsApp hattı kurduk. Her ilçenin emniyet müdürlüğüne bağlı bir WhatsApp hattı var. Oraya hırsızlığın arasında girdiğinde, anında yazıştığında bütün emniyetten bilgi sahibi olmuş oluyor. Bunu barışçı aşağı dernek yaptık. Dernek olarak yaptık. Hemen hemen bütün ilçelere yaymış durumdayız. Çok da iyi oluyor. Buradan bir duyuruda bulunayım. Buyurun. Kıymetli meslektaşlarımıza şunu söylüyorum. Emniyetten bize gelen bilgilerden dolayı söylüyorum. Lütfen akşam dükkanınızı kapatırken tezgahlarınızda mal bırakmayın. Bütün mallarınızı kasaya alın. Hatta ben bunu geçen programlarımda da söyledim. Bugün de Show TV'de çıktı, yayınlandı. Kepekleri kopyalarak, yani kepek düğmelerini kopya yaparak akşam gece 3-4 civarı falan dükkanlara girip orada ne var ne yok tezgahlarında toplayıp alıp gidiyorlar. Tezgahı bırakmamaları lazım. Kopya dükkanın kilitlerini bir an evvel, yani sadece kumanda değil de dükkanlarına kilit vurmalarını istiyoruz falan. Kamerayı söyleyelim. Yani ben meslektaşlarıma bir dernek başkanı olarak söylüyorum. Emniyetten gelen bilgiyi söylüyorum. Bunu benim söylememi istendiği için söylüyorum. Tezgahlarınızın üzerinde lütfen mal bırakmayın. Ürünlerinizi bırakmayın. Hepsini toplayıp kasanıza koyun. Kepenklerinizi, kumandaları kopyalanarak gece saatlerde dükkanlarınıza giriş oluyor. Ve girdiği takdirde tezgah üzerinde ne varsa toplanıp alıp gidiyor. Bu nedenle ne yapmazsınız? Bu nedenle o yüzden bütün mallarınızı kasalara koyun, kasalara kilitleyin. Tezgah üzerinde bir şey bırakmayın. Ve kumandalarınızı, yani kepek kumandalarınızın bir an evvel kopyalanmış olabilir, bir an evvel bunların şifrelerinin değiştirilmesi. Özellikle meslektaşlarıma rica ediyorum, bunu bir an evvel yapsınlar. Ertesi günü korkulu rüya yaşamak istemiyoruz arkadaşlarımız. Duyurulur. Ama bu ne demektir? Biraz hırsızlık mı artmıştı? Hırsızlık bir hayli fazla. Bu dönem çok az bir hareketlenmeye başlandı. Hatta geçen günü bizim dükkanımıza da girmeye çalıştılar. Saat 3.30 civarı falan. Tabii ilk önce gelip bakıyorlar. Kepenklerde içeride tezgahta mal varsa hemen 3-5 saniye içerisinde kepengi kaldırıyorlar. Giriyorlar, dağıtıyorlar, alıp vın. Ben buna yani bunda tamam yakalandı birkaç kişi ama bu büyük bir çete. Ona çok göre önlem alalım diyor. Önlemlerimizi alalım. Yani bıraktı yani hırsıza davetiye açmayalım. Çıkarmayalım, doğrusunuz. Evet. Bu arada Fatma Hanım yazmış. Fatma Öktem Çınar. O da bir dönem gerçi partideydi ama 2019 yılından önce iki dönem Ardahan'da olan belediye ne yapmış Allah aşkına demiş. Halil Aktaş öğretmenim, ellerinde öpüyorum. İyi yayınlar Fakir Bey. Konunuzu selamlar. İyi çalışmalar. Gücü bekliyor öğretmenimiz bizim. Allah razı olsun. Sağ olsun hocama, teşekkür ederim. Selamları var. Bize komşu köyümüzde. Allah razı olsun. Gücü Beyli çok köylerinde çok geçti. Evet. Ya yolda kaldığımızda köylerinde çok çay içmişiz. Kaldık. Çok kaldık o yollarda. Ellerinde öpüyoruz. Gücü Beyliler de bu konuda şeydir. Misafirperverlerdir. Evet, doğrudur. Haklarını helal etsin. Çaylarını hiçbir zaman eksik etmediler bizden. Haklarını helal etsinler. Sağ olsunlar. Fatma Öktem'e 21 yıldır kim yönetiyor bu ülkeyi? Beyefendi kim suçluyor? Suçlayan olmadı. Yönetenler de niye yönetiyor? Bakmak lazım Fatma Hanım. Yani mevcutlar, muhalefette olanlar da maalesef ben yönetimi ikna edemiyor seçmeni anlamında. Yani burada suçlama yok. Evet. Sadece tavsiye var. Evet. Hani geçmişi örnek almayın. Şeyle gidin, artık teknoloji o kadar büyük ki artık dünya avucunuzun içerisinde her şeyi görebiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Aydın olalım, okuyalım. Evet, bizim derdimiz geçmişi baltalayarak bir yere gelmek değil. Veya şu anda mevcudu övmek falan değil derdimiz. Ya evet. biz ya bakın, bu ülke, ben yine söylüyorum. Yağmur, kar, yağmur tipi yağdığında şu anda solcunun üzerine ayrı, sağcının üzerine ayrı ya da falan parti ayrı, falan parti ayrı ayırt etmeden yağıyor, doğru mu? Evet. Yağmur yağsa da hepimiz beraber ıslanıyoruz. Kar yağsa da hepimiz beraber ıslanıyoruz. Doğru mu? Evet. O yüzden ayrım yok. Bizde ayrım yok. Sadece doğru olanı yapmalarını rica ediyoruz. Biz dışarıdaki gözüz. Yani dışarıdaki göz daha iyi görür. Tabii canım, hepimiz aynı. Benim de eksiklerim var. Evet. Fakir ne gördü ona göre söyleyecek. Gayet ben tabii söylerse memnun olurum. Yani bu bir şey değil. Kötülemek değil. Bu çok öz eleştiridir. Yani bunda açık olmak lazım. Yani eğer buradaysan o öz eleştiriyi de kabullenmek lazım. Başkanım, altın fiyatları şu anda ne durumdadır veya sizin beklediğiniz gibi gidiyor mu işler diye sorsam? Şimdi son 5 yıla bakarsak daha önce programımızda anlattım, şimdi oraya geleceğim. Son 5 yıla bakarsak altın son 5 yıla rağmen, yani bir diğer ürünlerin, tekstilin, otomotivin, gıdanın ile orantıladığın zaman altın bunların çok çok altında kalmış bir maden şu anda. Ne demek? Şöyle söyleyeyim. Bir 3 sene önce, 4 sene önce Covid döneminde bir kilo altınla bir ilçede 2 tane daire alabiliyordun ve paran artıyordu. Evet. Şimdi bir kilo altınla bir tane daire alamıyorsun. Art üzerine para vermen gerekiyor. Ortalama orantıya vurduğun zaman ne oluyor? Altın demek ki bunların çok çok altında. Hatırlarsanız ben size geçen dönemimizde söylesin programımızda anlatmıştım. Evet. Altın çıkacak. Altınıza yatırım yapın. Zarar ederseniz Allah aşkına gelin bize
ben karşılayacağım ama karınıza ortağım diye söylemiştim. Söylediğim takdirde de çok fazla geçmedi. 3 aylık falan bir mevzu oldu. O zaman altın 1200 lira civarlarındaydı. Doğru mu? 1200-1300 lira civarındaydı. Altın 1800 lira çıktı. Herkes kazandı, gelip demediler ki ya biz kar ettik, gel paylaşalım kardeşim. Ortak oldular ama biz, evet. Ortak oldular evet, ama paylaşıyor. Şimdi o yüzden altın dünyanın en sağlam limanlarından biri. Sabah kalktığında ülkeler ülkelerin paralarını tanımayabilir. Tanımıyorum der, biter, o para evet, kalır orada. Kağıttan fazla başka hiçbir şey yaramaz. Doğru. Sadece köylerde soba tutuşturmaya yarar o paralar. Tamam. Ama altın öyle değil. Altın dünyanın her yerinde geçerli bir maden. Altına halbuken de evet, altına yatırım yapmak lazım. Ben hep rica ediyorum değerli seyircilerimden, şunu söyleyeyim. Ne olur 5 liranız varsa 3 lirayı kendinize harçlık yapın, 2 lirayla gidin altın alın. İnanın bir sene sonra çok farklı neticeler alabileceksiniz bundan. Alamıyorlar diye mi biz şu anda araba fiyatları, diğer fiyatlar, daireler fiyatları patlayınca altın alta kaldı? Millet altına yönelmiyor mu diyorsunuz yani? Şimdi şöyle bir şey. Tabii şimdi araba çok hızlı prim yaptığından dolayı herkes araba almaya evet, çalıştı. Daireler prim yapmaya olunca süper daireler almaya başladı. Anladım. Dairelerde şu anda patlama oldu. Daire fiyatları düştü. Altın ama gene her yerde. Altın yine aynı yerde. Yani o yüzden altına yatırım yapmak lazım. Altın yani top bir gün dediğiniz gibi yani deprem oldu, evler yıkıldı, gitti. Hiçbir anlamı yok, kalmadı. Tabii. Ama altın orada, dünya altın dediğim gibi her yerde altına geçerli bir anlamı. Altın diyorsunuz. Almaları lazım ve altın ciddi anlamda çıkış yapacak. Bak onu da söyleyeyim. Ciddi anlamda bir çıkış yapacak. Ben bu TV aracıyla burada bir şey söylüyoruz bir daha. Ey parası olanlar. Tabii parası olanlar. Ya, benimki parası fakir adamlar değil. Yani. Parası olan, yatırım yapmaya döviz işte borsa oynayanlar diyorsunuz ki bırakın onları, altına yönelin. Şimdi siz bir sene önce bana alyansınızı göstermiştiniz. Evet. Alyansınız böyle gözle görülmeyecek kadar inceydi. 6 ay geçti, bak alyans biraz kalınlaşmış. Yok yok. Demek yok, ki yok. Bir sene daha beklersek daha kalınlaşmış. Hayır, ben alyanstan evet, bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Ne demek istediğimi siz anladım, anlıyorsunuz benim. Yani altının önemi daha... Evet. Altın tabii ki. Altın dünyanın en sağlamı. Ama ben şeyi görüyorum. Özellikle Twitter sohbet odalarında görüyorum. Bayağı borsa bir aylık tartışıyor ve çok da izleyicisi var, takip ediliyor. Borsa bir arada buna rağmen yükseliyor gibi görünüyor mu, yoksa sünni bir yükselme midir o? Ya onlar tabii seçim sürecilerde hep bunları yaşadık, yaşamadık değil bu. Yani bunu dünyanın yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Yıllardır kaç yaşına geldik biz, bunları hepsi çocukluğumuzda da görüyorduk bunları, evet, şimdi de aynı şekilde. Bu gibi olaylarda borsa çıkar düşer, olur bu olur, insanlar altın toplar, zengin kesim altını toplar. Altın düştüğü zaman toplar, çıkardığı zaman yüksekten satar falan. Hani parayla para kazanma metodu bu. Doğru. Burada ben şunu söyleyeyim ben. Varsa yatır. Yoksa altınla borçlanma, dövizle borçlanma. Daha kötü duruma düşeceksin. Önümüzdeki günlerde, ya, aylarda. Ya yıl mesela, yani ya yıl özellikle 2004 yılına girdiğinde altın yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim ben. 3 aşağı 5 yukarı tahmin rakamları da söyleyeyim size. 2100 lira 2150 lira civarlarında falan bir rakam var. Yılbaşı sonrası. Bugün nedir şu anda? Şu anda 1800-1900 lira geldi. Yani 2024'te 2024'te yani evet, 2100-2150 arasında seyirecek. Bu da büyük kar o getirecek. Tabii ciddi bir kar. Para konulu seçim sonrası yani 6. ay itibariyle söyleyeyim sonra, size. 2500-2700 arasında konuşulan rakamlar var şu anda. Ons üzerinden hesapladığım zaman da zaten rakamlar onlara tekabül ediyor. Niye yükselecek? Nedir yani? Orada yani olması gereken bu fakir bey. Şimdi sizin bugün... Yani gerçek anlamda daireye baktım, borsaya baktım, boş çıkacak, fos çıkacak. Ben bugün şeye baktım. Altına yükselene kar edecek. Sosyal medyadan baktım, 5 TL çıktı. Evet. Demir 5 TL'ler çıktı. Evet gördük, evet. Demir 5 TL'ler çıktı. Ya bugün 1 liraya artık bir şey alınmıyor. He, ona göre evet doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru, doğru. Bugün 5 liraya da 5 TL'ye de bir şey alınmıyor. Doğru. Doğru. İki tane beş tane olacak gibi bir ekmek alabilirsin. Ama yine diyorsun altın... Şimdi paranın olacak, burada değerinin ne kadar kaybolduğunu görebiliyor musun? Hal buyken de biz bir ara bir Rusya'ya gitmiştik. Tabii bundan bir 12-13 sene önceden falan bir bahsediyorum falan. Biz bir 100 dolar bozdurduk. Böyle bir poşet para verdiler bize falan. Rusya, sonra geldi doğru, bizi uyardılar. Dediler ki ya siz böyle bir poşet parayla gezmeyin. Sizi burada keserler. Evet. Gibi şey yaptılar doğru, falan. Pazar içerisine girdik. Bir abla orada 4 tane domates, 2 tane patlıcan gibi böyle şeyler satıyor. Çok hava soğuk, buz gibi bu orası böyle. Evet. Acıdık, aldık yani domateslere çok işimiz yok yani patatese. Katkımız olsun diye aldık onu, bir para da değil evet, falan. Abi pat hemen oradan geldi görevliler, dediler ki ya siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey yaptınız yanlış. Ne demek? Alamazsınız dedi böyle. Toptan onun dedi tezgahını alamazsın. Ha, bakın. Şimdi bakın biz nasıl bir zengin ülkede yaşadığımızı görün diye söylüyorum. Evet, ben anlatabiliyor evet, muyum? Doğru doğru. Hepsi bizim burada da torbayı domatesi şeye dolduruyorsun poşete. Alttan da poşet delinmiş abi. Tek 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 düşüyor abi, umurunda değil. Eğilip de almıyorsun onu. Ama insanlar orada iki tane domatesi tezgah açmış evet, satıyor. Aynen doğru söylüyorsun. Şimdi böyle bir zenginlik var burada. Ama farkında değiliz. Değil orada da çok NATO'nun en büyük şeyi işte Rusya.
rakibi. Savunma sayının rakibi, en büyük rakibi, dünyada rakibi. En büyük şeyinden olan fakirliklerine bak. Bizdeki zenginliğe bak. Bizdeki fikirliğe bak. Onlardaki ama fikirliğe bak. Ama bu ara yine yani. Yoksullaştık. Niye yoksullaştık şu anda? Nedir bu sizce? Yani işte para değersiz kaldı. İşte dediğiniz gibi para çıktı. Yani Türkiye tamam zengin görünüyor ama biz de perişanız anlamında diyor esnaf. Valla ben biraz az önce zikrettiğim gibi biraz sohbetimiz gibi ben bir tane çaycı bulamadım. Bakın söylüyorum. Biz iş beğenmiyoruz diyorsunuz. Bakın ben bir çaycı bulamadım evet. Diyorum. 3 ay boyunca ben şirketime bir çaycı bulamadım. Ya çaycılıktan bahsediyorum abi. Bırak tezgahtarlığı, bırak şoförlüğü, bırak onu bunu boş ver. Geçen ben bir şoför aldım, bir tane şoför aldım. Vallahi de billahi yemin ederek söylüyorum. İş beğenmezlik mi yapıyor bunlar? Nedir yani? Beğenmiyor adam bak altında en lüks arabayı kullanacak. 15 milyar maaş alacak. Sigortası var, yemeği var. Adam iş beğenmiyor. Yerde oturacaksın. Ben diyorum bu maaşla çalışmam. Abi sen ne istiyorsun? Daha bir iyi yaşam. Daha iyi para kazanıyorum diyor ama. Nasıl kazandığını bilmiyorum artık. Az önce zikrettiğim gibi. Sosyal medya üzerinden, borsadan kazanıyor, oradan kazanıyor vesaire. Evet, evet. O kadar çok para kazanma metotları var ki. Ama sizin artık diyenler de var da sonuçta. En son disk ta Ankara'ya kadar yürüdü. Zaten önüne gelen yürüyor şu anda Ankara'ya. Yürüyüş yapıyorlar. Yani insanlar sıkıntılı, emekler sadece bir bölüm mü aldı, bir bölüm alamadı. Böyle bir durumda yaşayanlar da var bu ülkede. Valla benim kendi işimle, benim gördüğüm bu. Evet piyasada benim bu. Gördüğüm bu. Yani ben kendi işimle alakalı söylüyorum. Benim gördüğüm bu. Ama dışarıda sokakta daha fazla ne oluyor ne bitiyor çok fazla anladım. Şey değilim ama ben kendi işimle alakalı ya söylüyorum. Siz biraz daha şey diyorsunuz yani ülke çok zengin ama biz değerini bilemiyoruz, algılayamıyoruz da dolayı sıkıntılar yaşanıyor mu diye. Fikir birliği yapalım buyurun. Neye ihtiyacımız var? Ne üretimimiz yok? Bizim ne eksiğimiz var? Ülke olarak söylüyorum. Bakın bir partizan anlamında söylemiyorum. Evet. Ve sadece vatandaş olarak söylüyorum. Allah aşkına şöyle bir çıkalım. Ya bizim elektriğimiz mi yok? Bizim suyumuz mu yok? Bizim arabamız mı yok? Bizim gemimiz var mi yok? Var ama alamıyoruz diyor. Özür dilerim bak şimdi. Evet. Bu neye göre? Ama biz yıllar önce çok yıllar önceden bahsederim. Ya kimsenin arabası yoktu. Traktör yok. Bizim köyümüzde hatırlarım bir tane traktör vardı. Biz iki yapman derindeyiz. Ha. Onun dolayı mı sıkıntı yaşıyoruz? Şimdi Avrupa'ya gittiğinde evet. Avrupa'ya gittiğinde emekli çiftin arzuladığı daire metrekaresi 55-60 metrekare. En büyük 80. 90. Tamam mı? 80'i geçmiyor ya yok öyle bir daire. Biz de iki kişiyiz. Daha lüks. Abi biz 4 katlı binada oturmaya çalışıyoruz. Villa tutuyoruz 4 katlı binayı evet. Komple işgal etmeye çalışıyoruz. Ya bunun doğalgazı, bunun elektriği, bunun bahçıvanı, o su bu su baktığın zaman buna güç yetmez ki. Emekli maaşınla yetmez. Biraz çok mu açıldık yani yurgana göre? Açıyoruz tabii şimdi. Şimdi baktığın zaman şey... Telefon çıktı yine marka ismi vermeyeceğim yeni bir sıraya telefon giriyorlar. Çıktı. Sıraya giriyor, evet. Arkadaş sıraya girildi. En son bir haber daha vardı. Lüks arabalarda da sıraya girenler varmış bayağı. Onu anlatıyorum yazılanlar o, var şimdi. Siz de Gümce Dernek Başkanısınız. Siz o sıraya girdiniz mi? Ya yok bizim özel öyle bir derdimiz yok. Ya biz kazandığımızı malımıza yatırır. Bizim arabaya çok ihtiyacımız yok. Evet yok bizim yok. Bizim lüks diyorlar ya lükse çok. Biz biraz lükse mi yöneldik diyorum. Yap var abi olmaz mı gerçekten. Yani ciddi ya sıfır arabaya yazılanlar işte ÖTV'si evet. Az ölüyor şu oluyor bu oluyor krediler çekildi daireler aldı onlar aldı ondan sonra da bunların patladı. Arkası gelmeyince ne oldu otomatik ben işten çıkarmalar olur bu olur ne oluyor abicim sıkıntı olur yani sen geleceğini düşünmeden adımlar atarsan bunlar kaçta gelecek şimdi biz çocuk çocuk eğitiyoruz. O zaman çocuğu okula göndermeyelim, masraf etmeyelim abi. Çocuk nasıl büyüyecek, nasıl yetişeceğiz biz bu çocuğu? Tamam, yederken de masraf işte. İşte okul işte parayı istiyor. Ona göre hesabını yapmam gerekiyor. Evet. Kurban oldum, ona göre hesabımı yapmam ama lazım. Ama 5 çocuk yapmamak lazım. Benim babamın 11 tane çocuğu var, benim 3 tane çocuğum var. Ben yani, babamın oğlu, ben 11 tane yapamıyor muyum şimdi? Siz Erdoğan dinlememiş ama, Erdoğan 5 diyordu ama. Hayır, yani, ha, ben kendi şeyimle alakalı şey söyleyeceğim. Ben ancak ona bakabiliyorum anladım, yani öbürleri ben aşar. Biz çok açıldık diyorsunuz. Şeyi yapmak lazım işte o şeyi, kotayı çok iyi hesaplamak lazım. Yani önüme ne yiyeceğini görmem lazım. Ben yine sektöre döneceğim. İstanbul'da kaç kuyumcu var diye sorsam, onları hangisini soyarız diye demiyorum da. Kaç tane ortalama kuyumcu sektöründe? Ne kadar kaç kişi veya üyeniz kaç kişi veya diye. Yani sayı vermeyelim. Orada bir sürü şeyler sayıya hiç girmemizin bir anlamı yok. Bir hayli zaten. Ya İstanbul kuyumcuları olunca zaten İstanbul'u hemen hemen kaplıyorsun. Bunun yanında odada olanlar vardır. Niye soruyorum bireysel ben? Olanlar şimdi vardır. Benim param oldu. Bahsettiğiniz gibi davrandım. Para topladım. Bir kuyumcu dükkanı açabilir miyim? Açamazsınız. Hayır öyle ha, bir şey. Hayır açamazsınız ki biz bunu başardık. Daha önceden açıyordunuz. Dernek olarak mı başardınız? Genel anlamda bir çalışma vardı. Hem dernek olarak baskı yaptık. Sektör olarak. Sağ olsun yani. Odada buna baskı yaptı. Neydi destek o? Verdiler falan. Ya şimdi artık yetki belgeleri çıktı. Artık 5 yıl bir kuyumcuda fil çalışman gerekiyor. Aynı kuyumcuda sigortalı olman lazım. Vergi lafası alamazsın. Aynı gazetecide ikisi 2 yıl sigorta yatırması gerekiyor. Yoksa aynen. Böyle bu şartları yerine getirebilmelisin. Yani bu ustalık çıraklık belgesini alman lazım ki bu kuyumcu olabilesin. Biraz zorlaştı. Tabii hatırlarsanız bunu ilk bu yasa çıkmadan önce ben hep televizyonlara basıp bağırıyordum. Doğru bu kaptırmalı. İşte 2 tane daire satan adam işte gidiyor silah ruhsat almak için dükkan açıyor. Doğru. Şu, bu, doğru bunlar hep konuşuyordum. Evet, devamlı konuşuyordum ben. Çok şükür şimdi bunlar hemen önüne geçmeye. Yani rahatladığından ziyade daha da çok rahatlamamız lazım. Yani her şöyle söyleyeyim.
Herkes fırıncı olamaz. Ya öyle bakmak lazım. Herkes kasap her olamaz. Her şey, herkes işin, kendi işiyle el atıyor. Gibi her şey. Her şey işin müteahhit, değil. Müteahhit. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim kuyum sektöründe çoğu arkadaşlarımız altınlarını bozarak müteahhitliğe soyundular. Dairelerde çok para var diye. Sonra bunların hepsi takır 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 zarar etmeye başladı. Sektörün, kendi sektörü ayrıldı. Tabii zarar etmeye başladılar. Hmm. Zarar edince bu sefer tekrar özüre dönmeye çalıştılar. Ben de hep şunu söylüyorum. Ya ne olur özürünüzde kalsanıza. Yani. Parayı sen ekmeğini bundan kazanıyorsun. Açınlar, bundan evet, bundan uzmanlaş. Senin gidip de adam müteahhitlerin şeyin içinde ne işin var? Gel sen kendi işinde uzmanlaş. İşi bilmeyen daha da biliyorsun. Daha da güzel şeyler yap. Ve zarar etti geri geldi. Zarar etti sonra özüne geri döndü. Ondan sonra da işte oradan para toplama, buradan para toplama. İşte dairesini satamama falan. Abi özünde kal. Özünde yürü. Doğru söylüyorsun. Bunun da ötesi verisi yok. Nihat Bey bizim de yaşımız ilerledi. Tabii çocuk değiliz artık da. Eskiden parası olanlar bankada çok tanışmadı. Bu internet üzerinde artık oraya geldi de. Size getirip de ya benim biraz param var sizinle dursun diye hala o şey var mı acaba? Alışkanlık yoksa ya, şu altınların ben tabii eskiden kalma alışkanlıklar hala devam ediyor evet. Ama bu eskisi kadar çok güçlü değil onu söyleyeyim size. Yani adam geliyor işte abicim işte iki tane çereğim kalsın bir tane dursun. Çereğim kalsın diyenler oluyor olmuyor değil. Ama yok. Artık kuyumcular da eskisi gibi değil. Artık hiçbir kuyumcu emanet almak istemiyor. Hiçbir işte emanet almak istemiyor. Sisteme girmesi çünkü gerekiyor. Çünkü hem riskine giriyor. Hı-hı. Ya bugün kuyumcu kayıt almadı. Kalp krizi geçirdi, öldü. Ertesi günü onu çocuk beyan geldi, edecek bir şeysi yok. Ha evet, sorunladı ben. Yazık, karşı tarafta mağdur olan insanlar olacak. O yüzden dolayı biz hep kuyumcularımıza söylüyoruz. Aman dikkat edin, gözünüzü seveyim şey yapmayın. Emanet almayın. Emanetlerle falan çok fazla işiniz olmasın. Evet. Aman gözünüzü seveyim. Kendi malınıza dönmeye çalışın. Çünkü ah çok kötü bir şeydir. Biri evet. Aha eder. Ha biz bunu yaşadık yaşamadık değil mi? Çok emanet olan insanlar vardı. Aldı gitti. Uçanlar vardı. Falan. Arada kapatanlar vardı. Ve bu vardı. Eskiden bir hayli fazla oluyordu. Hmm. Tabii biz bu STK'nın başına geçince bunları hep birer birer anlatmaya başladık. Evet. Herkese söyledik. Ya iki tane atası olan bile kardeşim alma. Senin buna çok ihtiyacın yok. Doğru. Evde altını saklayamıyormuş. Abi biz onun emanetçisi olamayız. Doğru. Biz onun bekçisi de olamayız. Peki kuyumcu sektöründe açanlar kadar mı daha çok kapatanlar mı bu arada? Şu anda öyle bir şey yok. Öyle bir açanlar, şey yok. Açanlar zaten otokontrolü geçti. Açanlar derken tabii artist bezde duruyor. Otokontrolü geçti. Tabii kontrollü şekilde devam ediyor. Kapatma yok. Sektör iyi gidiyor. Sektörümüz iyi. Bizim sektörümüzle ilgili bir sıkıntımız yok. Ve yani. Bir daha üzerine basıra söylüyorum. Biliyorsunuz ki önümüzdeki yıldan itibaren hatta seçimden sonra daha çok altın değer görecek. Haberiniz olsun. Hey, buradan olur. Tekrar tekrar bas bas bağırarak söylüyorum. Özellikle rica ettiğim iki tane konu vardı. Birincisi kuyumcu sektöründe olan meslektaşlarımızdan rica ediyoruz. Tezgahların üzerlerinde mal bırakmasınlar. Bu ne demek bu yani? Çok önemli bir şey. Dükkanı kapatıp akşam gitmemesi lazım. Toplasın eşyasını diyorsunuz. Hiçbir şekilde tezgahın üzerinde bir altın emanet bırakmamalı. Hepsini evet. Kasasına kilitlemeli. Aksi takdirde camdan bakıyorlar. Ondan sonra kepengi dağıtıp içeri girip alıp götürüyorlar. Doğru. Bu da hem emniyet güçlerimize sıkıntı, hem savcılara sıkıntı, doğru. Hakimlere adliyeler sıkıntı. Adliyeler zaten ağzına kadar dolmuş. Mal varlığın gidiyor. Önlemimizi kendimiz almamız gerekiyor. Ya önlemimizi alalım geri kalanı bırakalım. Bak geçen emniyet geldi bize tebliğ etti bu konuyu. Hani böyle böyle. Özel güvenlik aslında sektörü de sizde de var mı? Öyle böyle. Yani nasıl efendim? Özel güvenlik sektörü kuyumcuların ününü koruma. Var tabi var. Hepimizin tabii ki dışarıda beklettiğimiz şeyimiz onlar var. Onlar gece yani. Terk mi ediyorlar? Her gece bekçileri yani çok büyük mağazaların gece bekçileri de var. Var ha anladım. Gece bekçileri de var. Yani polis istediniz ya kendi sektörünü oluşturdu mu? Kendisi korumaya. Şimdi biz her ilçede zaten az önce onu zikrettim. Biz her ilçede zaten o hattı oluşturduk. Hemen hemen bütün ilçelerde neredeyse hani %35'i 40'ı bitmiş durumda. Evet. Her ilçede WhatsApp hattı oluşturduk. Tamam. Bir kuyumcuya bir şey oldu takta bütün kuyumcular tak 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 duyuyor. Aynı zamanda emniyet kontrolü duyuyor bunu. Anladım. Yani WhatsApp'ın ana serverı yöneticisi emniyet oluyor burada. Evet anladım. Biz oraya veriyoruz onlar onu şekilde de kontrol ediyor. Artık ben işte resimleri çekerek bile hırsızı geldi anında resim çekilir orada deşifre edilir yani. Tabii. Yani bunu şey değil öyle. Bu ara buna dikkat edelim bir dediniz. İkincisi? Tabii. İkincisi yatırımcılara söylüyorum. Az önce zikrettiğim benim şeydi meslektaşlara. Şimdi yatırımcılara tek ricam şu. Lütfen altına yatırım yapın. Lütfen altına yatırım yapın. Bunun ötesi yok. Kar edeceksiniz. Kesinlikle. Bir de şeyi açmıştınız hattı, iş bulma hattını. Onu da bir söyleyelim bir daha. Yani şimdi tabii sosyal medya üzerinden kendi meslektaşlarımıza söylüyorum. İş Ukut diye sosyal medya üzerinden bir sayfamızı açtık. Şu anda oraya üye olarak katkıda bulunarak kendi arkadaşlarınızla iş bulma imkanını bir hayli fazla anında bulabilirsiniz. Kendiniz işçi arıyorsanız anında bulabilirsiniz. İşçi kardeşlerime söylüyorum oraya üye olarak oradan kendinize çok rahat iş bulabilirsiniz. Sağa sola gitmeden oturduğunuz yerde aynı anda iş İKUT'a girdiğinizde her türlü şeyde yayınlıyorsunuz. Aynı zamanda üreticiler de oradan kendi ürünlerini yeni bir tasarım çıkardıklarında Sayın Yılmaz
Oradan da yayınlayabilecekler. Böyle ben yeni bir ürün çıkardım. Evet. Şunu bir anda bütün kuyumculara yayabilecekler. Çünkü herkes oraya üye olduğu için. Anladım. Orada da öyle bir şeyi de başlattık Allah'a şükür. Şu anda moda nedir diye sen söyledin diye söylüyorum. Moda nedir altıncıda yeni bir ürün dedik derken? Yani yeni tasarımlar çıkıyor, kolye evet. tasarımları çıkıyor, bileklikleri çıkıyor, yüzükleri çıkıyor, çok farklı modeller çıkıyor falan. Şu anda revaçta olan iyi iş götüren. Ya işte hangisi? Ya atıyorum uzay yoludur. Eskiden beşi bir arada. İşte beşi ya. Bir yerde olanlar vardır, yeni işte onlardan set yapıyorlar falan. Evet. İşte atıyor yüzükleri vardır, tek taşı bageti işte Lotus modeli yüzükler çıkıyor mesela. Bunları hemen anında bir anda bütün kuyumcular duysun diye üretici oraya attığı anladım. Anda herkes kuyumcu evet böyle bir model sayfada var. Görülebilir. Tabii oradan da kullanabilirler yani. Nihat Bey bir de bir ara ormanlar kesiliyor işte alanlar o altın için yer arıyorlar. Bu biraz durdu gibi bu ara yani. Türkiye'deki altın var mı maden şimdi olarak? Ben geçenlerde de söylemiştim. Evet. Geçen bir televizyon programında söyledim. İşte ormanlar kesiliyor falan. Madensel anlamında evet. baktığı zaman ilk 12'nin içerisindeyiz. Dünyada ilk önce yok yani şey maden ocakları olarak var. İyiyiz. Ocak olarak. Bu konuda tabii bunu çıkarmak lazım, işlemek lazım falan ama devletin bununla ilgili bir çalışmalar zaten yapıyor. İşte Kaz Dağları'nda olan, işte evet. Çanakkale'de olan olsun, Bilecik olsun, işte Gümüşhane olsun yani? Falan. Takip ediyor musunuz? Altın çıkarıyor tabii, mu tabii bayağı? Takip ediyoruz. Onlar yani ciddi bir altın şeyimiz de var, rezervlerimiz de var. Evet. Yani şu anda gerçi bakın herkes kendi istediği gibi konuşuyor. Ya ne olur kendi istediğin gibi ya abi görerek konuş. Beni çok yakından tanımıyorsan uzaktan yargılama hakkına sahip değilsin. Doğru. Beni çok iyi tanıman gerekiyor yargılabilmek için. Doğru. Hepimizden sorumlu. Şimdi tanımıyorsun beni uzaktan ver yansın yapıyorsun. Abicim gel bu işin içine bir gir. Gör gözünle. Eğer muhalif olacaksan da tamam ben seni götüreyim gel izle gör ondan sonra yine muhalifliğini yap. Evet. Ama burada vur abalya diye bir şey yok. Bakın bu ülkenin. Madenini. Solcusu da benim, sağcısı da benim, Çingenesi de benim, göçmeni de benim, tamam mı? Azerisi de benim, Türkmeni de benim, her şey benim abi. Bak az önce önümüze bir tablo koyduk. Dedik ki Filistin'in milyonlar doları olsun, milyonlarca ton altını olsun bir anlamı var mı? Suriye'de olanın bir anlamı var mı? Evet. Onlar geldi buraya sığındılar, bütün mallarını bıraktılar. Ya ben böyle bir ülke olmak istemiyorum. Ben Osmanlı torunuyum ve ben bunu akıllı bir şekilde yürütmek istiyorum. Suriye dediniz de Suriye'de kuyumcu açıldı mı arada? Çok bakkal açılmış da. Nereye ben? Suriye bir bakkal. Açıldı o da açıldı. Tabii o da açıldı ve ama Suriye'den şey tabii geçici şey sektörü bilen. Tabii yani sektörü bilen değil. O şey bizden önceki dönemde açtılar işte. Hani bu kanunlar çıkmadan önce vardı bunlar. Şartlardan. Tabii otomatikman hemen tak önleri kesildi. Yani yine. Yani Suriyeliler altına da tabii, mı? Tabii girdiler tabii. Yani, değil mi? Girdiler tabii. Oradan gelen altıncılar ama. Yani, işin param var hemen kuyumcu açayım dediği değil. Ya, sektörden gelen gelmek zorunda kalanlar. Tabii işi bilen açar bunu. İşi, evet. işi bilmeyen açmaz zaten. İşi, bu işi bilen peki size şey olarak gelen var mı? İşte Afganlı diyorlar ya efendim Afrikalı, Suriyeli altın işin sektörüne hitap eden bilen adamlar geliyor mu? Ya var öyle mı? Çok var. Yani şey sadece ihracat. Bizim köylere kadar gitmiş çobanlar da sizde de var mı işçiler sizin sektörünüzde? Ha yok biz, bizim sektörümüzde yok. Biz kendi sektörümüzde onları çalıştırmıyoruz. Öyle bir zaten şey yok. Bizim, bilecek tabii tabii bizim sektörümüz çok farklı. Biz diplomalı öyle, olacak. Tabii biz öyle kaçak göçek işlerle bizim diyor, işimiz olsun, olmaz. Evet. Yok hayır bizim her firmamızda bugün daha sabah güneş doğmadan kuyumcu kente girip akşam güneş battıktan 2 saat sonra çıkıp gökyüzünü görmeyen insanlarımız var. Onlara haksızlık olur. Onların emeğine haksızlık olur. Onların göz nuruna haksızlık olur. Tabii o yüzden biz onlara müsaade edemeyiz. Kim olursa olsun ben şahsen bir dernek başkanı olarak karşılarında dururum. Evet. Benim fikrimde olan oda başkanı da benim fikrimdedir. Yardımcılar da benim fikrimdedir. Biz aydın bir şeyiz. Evet. STK'yız. O yüzden de yani elitiz. Gerçekten doğru. elitiz. Bununla ilgili de hak ve hakkaniyetin ne olduğunu gerçekten biliyoruz. Çok güzel bir kuyumcular odası yönetimi var. Evet. Güzel bir İKUT yönetimi var. Evet. Derneği var. Bunun yanında Mücevherçiler Birliği derneği şeyimiz var, derneğimiz var falan. Çok güzel bir birlik içerisinde. Üçü de bir tabii, arada. Yani bir hepsi birlik içerisinde. Yani hepsi birbirlerini de destekliyor. Ya bu dediğim gibi yani bu tekne benim teknem. Bu tekne su alırsa hepimiz batacağız. Aynen. O yüzden onlar elinden geleni yapıyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ha biri 10 adım atıyordur da biri arkasından 2 adım atıyordur ama karınca misali. Yani ormanda yangın çıkıyor. Herkes koşuyor. Karınca da yangına doğru koşuyor. Evet, soruyorlar ki işte sen nereye gidiyorsun diyor. Ben diyor ağzımda diyor, suyla diyor yangını söndürmeye gidiyorum diyor karınca diyor. Senin diyor söndüreceğin yangından ne olur? Tarafın belli olsun diyor karınca. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet, burada doğru. tarafın belli olsun. Doğru biz buna bakıyoruz. Bizim için önemli olan bu. Abi ben evlenmek istiyorum. Düğünüm var. Dediğim zaman kaç gram olması lazım ortalama altıncıya gelmen? Yani en az bir 250-300 milyardan aşağı gelmemesi lazım ki. Sadece kuyumcuya. Tabii.
Ne istiyoruz abi? Hoş bir işte hele bir de kaynana kötüyse daha 4 sene mi sıkacak? Aa, onlara hiç gelmedi. Onlara hiç sorma. Onlara sorma. Yani evlenmek isteyen çocuklar şu anda 250-400 yani kere altına ayıracak. Yani 200'den aşağı zaten bir gelmez rakam çıkmaz zaten, tabii. Evet. Çıkmaz zaten. Bilezik işte. Bilezikleri saymıyorum bile. Bunu su yoludur, yüzüğüdür vesaire falan girdiği takdirde. Var mı öyle bir şey? Yani düğünlük arada bir... Hayır. Ben öyle bir şey yok. Bazen. Emanet, kiralık. Hayır öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok yani. Ben bugüne kadar görmedim, duymadım. Böyle televizyonda öyle birkaç tane şeyler çıktı. O riske girer mi adam yani? 400 bin lira... Canım kim girer o işe? Altını gram olmuş 2 milyon. Kim o riske girer ya? Kiralık. Yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey olabilir mi? Yani mümkün mü böyle bir şey? Kim neyi kiralayacak sonra? Öyle bir şey olabilir mi? Deniliyor ama konuşulan şeyler var da. Ya bazen. Dediğim gibi yani bu neyle alakalı? Geçen işte televizyon programında spiker bana sordu ki yorumcularla ilgili bir şey sordu bana. Evet. Efendim diyor siz bu işi siz yapıyorsunuz ama yorumcular dedi öyle bir anlatıyorlar ki falan. Ben onlara yorumculara zaten hep... Kuyumcu değiller zaten. Zaten kuyumcu değiller işi bilmiyorlar. Kapalı bazen arıyor ya eline cetveli sınırları çiziyorlar ya. Aynı i̇şte şeye gibi. Geçiyorlar işte kapalı çarşıya bir hanın önüne gidiyorlar. Oturuyorlar orada bir tane tabureye. İşte iki tane üç tane çay geliyor. Oradan iki tane laf. Buradan iki tane laf. Bir tane bir firmanın biri geliyor. Elinde satamayacağı malları var. Bir aile malı var. Borsa düştü. Al sana işte diyor 20 gram. Hmm. Televizyona çık bunu konuş. Ben bunlara bahşişçi diyorum. Ümit tacirleri diyorum ben bunlara. Hmm. Bu neye benzer biliyor musun? Fırıncının eline küreğini almaya benzer. Fırıncının eline küreğini alırsan içeride ekmekler yanar. Evet. Yahu ben fırıncıyım. Benim küreğimi sen alamazsın. Doğru. O adam çıkıyor gidiyor oradan sağdan sonra 3 lira 5 lira işte bunlara itibar etmemek lazım. Bunlara ne diyorlar size? Biz de hayvan... Bize şey yok. Biz onlara hamutçu diyoruz onlara biz. Hamutçu. Hamutçu diyoruz komple ona. Komple götürenler mi? Yani tabii oradan 3-5 oradan toplar. Onunla toplar. Hamutçu. Hamutçu diyoruz. Şey medyum nasıl, diyoruz ona. Peki nasıl önleme nedir onun? Yani yasal anlamda... Yani bu kadar sosyal medya bu kadar televizyonlara kalkıp da baskı durduğu... Yasal anlamda önlemi var mı? Yasal anlamda bir önlemi yok yani abi. He. Konuşur adam orada ben yorumcuyum der yorumlar. Çıkar içinde. Ama bu az önce de zikrettim ya yani bu işi bilenle yapacaksın. İşin ehli. Hep öyle diyoruz ya liyakat. En sonunda ne olacak biliyor musun? İşte baştan anlattım ya işte adamın bir tanesi işte şey açıyor bir sirk açıyor bütün insanlar oraya davet ediyor falan. Üste çıkamayacaklar. Yani 500 liraya bile bu işin içinden çıkamayacaklar abi. 10 liraya alamadıkları bileti 500 liraya çıkamayacaklar. Bu şey böyle yani. Size projede iki tane proje bahsettiniz. Önünüzdeki düşüncenizde yeni kültür olarak yapmayı düşündüğünüz veya harekete geçirmeye çalıştığınız bir projeler var mı yeni? Bizim kendi derneğimizle mi alakalı? Kendimizle dedi. Dernek bundan sonra işte bir iş için açmış örneğin. Şimdi biz uyarı yaptık. Evet şimdi hedefiniz önümüzdeki hedefte ne yapacak? Fiyat ekranı kuruyoruz. Artık fiyat ekranımız olacak. Bizim İstanbul Kuyumcular Derneği'nin fiyat ekranı olacak. İlçelerin hepsinde aynı fiyatlar olacak. Birinde farklı olmama kaydıyla olacak. Cep telefonlarına fiyat ekranlarını indiriyoruz. Artık sağdan soldan almayacak. Yani bir site mi kuruyoruz? Tabii şimdi? Sitemiz var. Sitemiz var ama fiyat ekran olarak koyuyoruz. Yani hareketi buradan görecek. Tabii buradan istediği gibi rakamları buradan görecek. Artık orayı buraya arabasına gerek kalmadan televizyonuna aktaracak. Televizyonda fiyatlarını çok rahat verebilecek. Bununla ilgili ekran yapıyoruz. He. Ve bunu şu anda İstanbul'a dağıtacağız. Yapılıyor sitemiz şu anda yapım aşamasında. Anladım. Fiyat ekranımız yapılıyor. Fiyat ekranında bütün kuyumcu arkadaşlarımıza vereceğiz. Ve aynı zamanda vatandaşlar da oradan girerek fiyatı takip edebilecekler. En nabız gibi. Evet bravo. Olacak. Aynen. Oradan işte altın kaç para girdiğinde İstanbul Kuyumcular Derneği'ne girdiğinde bugün piyasada altının kaç para olduğunu görecek. Atıyorum ben şurada o fiyat orada fiyat yok. Girdiği zaman diyecek ya şurada bu fiyat burada bu fiyat. Orada gösteriyor aynı zamanda. Tabii aynı bu şekilde resmi olarak görmüş olacak. Bunun işte şu anda devam ettiriyoruz. Yurt dışında çalışmanız başka var mı? Yani ben korkun şu bazen oluyor da program bitiyor. Ya şunu diyecektik. Demek istedikleriniz varsa ya yok öyle yok öyle bir şey olacak. Biz bir dahaki programa geliyoruz. Buraya seve seve koşa koşa geliyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. İşte söylemek istediklerimi söyledim işte. Evet. En önemli konuları söyledim işte. Bu hırsızlık mevzusunu söyledim. Bizim için en önemli olan o noktaydı. Altın artışını söyledik. En önemli olan o noktaydı. Siyaset bizim işimiz değil. Biz siyasette bir şey diyoruz ama bütün hizmet... Ama siyaset sizi de ilgilendiriyor. Ya muhakkak ilgilendiriyor ama bizim tek istediğimiz şu. Biz hizmetin elinden öperiz. Eğer kim hizmet yapıyorsa o hizmetin elinden öperiz. Evet. Biz A'sının, B'sinin, onun bunun da ne değilim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ekmeğimi burada kazanıyorum. Doğru. Ben burada kim bana hizmet ediyorsa ben onun elinden öperim. Açık bunu şimdi. Kim olursa olsun bu. Ben siyaseti yapmam ama siyaseti yapmam. Kesinlikle tabii. Tabii. Gayet tabii. Az önce ben başkana zikrettiğim gibi işte sayın başkana dedim ki. Hani sen Ardahan'ın 4 tane mahallesiyle ilgili konuşuyorsan geçen milletvekilimiz bizim bir şov yapan milletvekilimiz var ya. Arabalarla şov yapıyor ya. Kurbanlar kesiliyor. Evet. İşte şöyle şov yapmaktan ziyade 4 maneden ziyade köylüleri milletvekili yapmış bir kenti de hala kurban kestiriyoruz. Ya işte neyse artık yani artık ya biz böyle bir insanız. Ya biz çok misafirperveriz, çok ağırlayıcıyızdır. Birçok mütevazıyızdır. Bizi kandırmak çok kolay.
Bizi Allah'ını seviyorsa, kitabını seviyorsa dediği zaman biz boynumuzu bükeriz biz, istediği gibi. Evet, buna dikkat etmek lazım. Biz böyleyiz yani. Evet, ben önce evet. Başkana onu söyledim. Ya sen tabi bu dört tane köyden, mahalleden bahsediyorsun ama ne olur şu köylüleri katır. Yani, az önce söyledim ya. Ben kaç sene oluyor abicim ben? 53-54 yaşındayım. Evet evet aynısı. 13 yaşında köyden çıktım hatırlarsınız. Kaç sene geçiyor? 30-33 senedir. Doğru. 33 yıldır omuzlarıyla su taşınıyordu. Halen daha köylerde omuzlarıyla su taşıyan ablalarımız var. Biz buna ya, hizmet edecek. Buna hizmet edeceğine. Elini öperiz diyorsun. Tabii, tabii. Buna hizmet edeceğine. İşte ben köy ortasında evet, kaldırım diyor. Evet. Abi köyün ortasında kaldırımı döşesen ne olur? Bu adamın banyo yapacak yeri yok. Bir de başka bir şey var. Kaldırım yapılıyor. Köyde Sayın Erdoğan bir projesiydi. Kaldırım yapılırken kanalizasyon yapılmadığı için hiçbir şey yaramıyor. Hayvanın tırnakları onun taşları tekrar söküyor. Sayın Yılmaz Allah aşkına. Bak aynı yörenin insanıyız. Evet, hemen hemen aynı köylüyüz. Dur. Arkadaş bizim banyo yapacak banyomuz var mı? O sistemi altyapı kanalizasyon sistemi. Var mı böyle yok. Bir şey mi? Soruyorum. Yani, ya, bitti abi ya. Burada kesin bir iş yok. Şimdi her oradan çıkıp modernleşmiş. Her ev modernleşmiş şöyle bir şey. Bak şöyle. Sizin dediğiniz ben şöyle katılıyorum. Altyapı olarak evde buzdolabı var, çamaşır makinesi var, banyosu var. Modernleşmişiz. Doğru demediniz ya. Çok biraz lükse kaçtık. Hepimiz de köyde kadar gitti. Buzdolabı oraya kadar gitti. Çamaşır makineleri oraya kadar gitti ama dediğiniz gibi taştan onu kapatamazsın. Onun altyapısı kanalizasyon sistemini başlamak üzere. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Yılmaz. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Halen ben ilkellik o... devam ediyor. Evet, onu evet, anlatmaya evet. Çalışıyorum. Doğru. Yani sen bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Sizde kravat var, bende kravat yok. Abi sizde kravat olman sizin çok eğitimli olduğunuz anlamına göstermez, gelmiyor. Çok düzgün evet. Olduğunuz anlamına anladım, gelmiyor. Anladım. Abi ben temiz ol yani benim elbisem temiz anladım. Olsun ama yırtık mesela, mırtık doğru, olsun. Doğru abi. Doğru. Anlatıyorum demek ben, istediğim bu. Ben korkum şöyle oluyor. Hayır bazıları diyor ki sanki böyle bizim bölge köyümüz özellikle bizim için diyorum. Doğu Anadolu'da bölgede yani sanki böyle halen mağduruz ama dediğiniz o su olayı, dediğiniz o yol olayı gerçekten halen sorun kangren. Yani ona, gerçekten işte ona çözülemedi. Çalışıyorum. Bakın bunu bize... Erdoğan da şikayetçi aslında. Yani göndermişim parasını. Erdoğan'dan önceki iktidara da göndermişim. İstendiği gibi kullanılmadığı için o beklenen projeleri uygulamadığı için maalesef bu sorunlar devam ediyor. Sorun sorunu yaratır. Evet. Sorun sorunu yaratır. Hiçbir bunu zaman çözecek elini elinden öperiz diyorsun. Tabii, ben az önce zikrettiğim gibi. Ben hizmetin elinden öperim. Evet, evet. Hizmet kim yapıyor yapsın. Bu benim yani düşmanım da olabilir oğlu. Abi hizmet yapalım. Anladım. Bakın gavur bana üretmiş gavur diyoruz. Allahsız diyoruz. Evet, doğru. Dünya ucumun içerisinde girdiğim takdirde nerede ne olmuş görüyorum. Gavur onu yapmış. Evet. Dilimde eksiklik varsa onu da oradan abi hoca ekmeye gerek yok ha. Nedir? Onu da oradan evet. Öğreniyorum. Evet, evet. Okuldaki kitaplarımı da buradan öğrenebilirim. Elin gavuru bunu yapıyor. Ben ne yapıyorum ben abi? Evet. Müslümanız biz ne yapıyoruz abicim? Gözünü seveyim. Biz kaldırım taşları yapıyoruz. Olmaz işte. Biz burada kendimizi güncellememiz lazım. Anladım. Demek istediğim benim bu. Anladım. Yani bir yapana engel olmamak lazım. Kıskanmamak lazım. Elinden lazım. Öpeceksin. Hizmet ya var bu kadar basit takdir et. Başkanım çocuk de... evde çocuk okuldan geldiği zaman karnesinde yıldız gördüğü anda eve geldiğinde annesi babası ona yüzüne bakmadığı zaman darılıyor. Yıldızın hiçbir önemi kalmıyor. Doğru mu? Evet, aferin oğlum sen yıldız almışsın. Takdir almışsın. Alnından öptüğü zaman o çocuk var ya o yıldızların üstünde uçuyor. Doğru söylüyorsunuz. Bizim onurlanmaya ihtiyacımız var. Ben de diyorum ki sayın buradan başkanlarımıza, yöneticilerimize ya biz sizi onur edelim. Ediyoruz başımızın üstünde yeriniz var. Açacak adımlar atın. Siz de lütfen rahat rica edeceğim. Ediyorum ya açın da herkes bir rahat nefes alsın. Bu kadar. Sayın bunun Erdoğan, daha ötesi berisi yok. Sen Erdoğan çıkıp diyor ki işte örneğin sert konuşuyor borsa düşüyor. Yani para de hatırlarsanız biz yani buna dikkat etmek lazım. Yani ben konuşurken adım atarken ne yaptığımı çevreme de bakmak lazım yani. Ya. Bizi etkileyecek siyasiler önümüzü kesmesin yeter ki önümüzü açsın şimdi, diyorsunuz. Siz. Sayın Yılmaz şöyle bir şey. Çocukların hatalarını kapatacak babalar var. Evet. Babalarının hatasını kapatacak hiçbir yer yok. O yüzden burada babaların konuşmaları çok önemli. Doğru. Babalar dikkat etmeli. Doğru. Çocukların hatalarını babalar kapatır. Ama babaların hatalarını kapatacak kimse yok. Babaların hataları ancak kayıplarla kapatırsın. İşte bir şeyi kaybedersin, ekonomiyi kaybedersin. Doğru. Çocuğuna vurursun, gözü kör olur, o olur mesela bu gibi bunlar zararla kapatır. Ama çocuğununki oğlum bir daha yapma dersin, kızım bir daha yapma dersin doğru. O hatayı kapatırsın. Evet. Büyüklerin böyle bir şeyi yok yani. Ona dikkat etmemiz lazım. Büyüklüğümüzü bilmemiz evet, lazım. Evet, mesele onu. Bizi yurt dışından izleyen yüzlerce kıskanan ülkede var. Üstümüzde olan ülkeler de var. Oyun oynayanlar var, alkışlayanlar var, kıskananlar var falan evet. Abi. Ona ya göre tepkilerimiz her dönem lazım. Olmuştur. Doğrudur. Her dönem olmuştur doğrudur, bugün. Doğrudur. Son 5 dakika diyor başkan. Evet. Son 5 dakikayı da size bırakayım ben. Yani dediğim gibi. Birinci madde tekrardan o kuyumculara bir anons yapalım. Çünkü emniyet size bir şey vermiş, bilgi vermiş. Evet son 5 dakikaya girdik. Evet. Keyifli bir sohbet. Teşekkür ben İstanbul Kuyumcular Derneği Başkanı olarak şunu söylüyorum.
ki Nihat Atam'ı bir tarafa bıraktık. Yatırımcılar bir kere altın alsınlar. Kıymetli meslektaşlarıma şunu söylüyorum. Az önce de bas bas kameraya bakarak söyledim, yine söylüyorum. Emniyetten bize gelen bilgiden dolayı söylüyorum. Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli paydaşlarım. Sizden rica ediyorum, akşam dükkanını da kapatırken tezgahlarınızın üzerinde lütfen ürünlerinizi saattir, tokadır, künyedir, işte şudur budur gibi ürünleri kalkıp da mal tezgahlarınızın üzerine koymayın. Çok riskli, hırsızlar anında girip 5 dakikada onları boşaltıp ve kepenklerinizi, camlarınızı kırarak hem ciddi anlamda malınızı veriyor hem de dükkanınıza bir zarar veriyor. Bu birinci konu. İkinci konu, kıymetli meslektaşlarımız, şu: dükkanınızın kepenkleri akşam kapatırken, sabah açarken etraflarınıza dikkat edin. Araç bekliyor. Aracın içerisinde kumandanızı siz bastığınızda onlar da aynı anda kumandaya basıp sizin kumandanızın kopyasını alıyorlar. Biz bundan çok ciddi şekilde bilgi sahibi olduk. Sizden rica ediyorum, kumandanıza basılı olarak tutmayın. Bir sefer basın bırakın onları kodlamasına müsaade etmeden. Etrafınıza sağa sola bakın, arabanın içinde biri var mı yok mu, bunlara dikkat edelim. Kıymetli meslektaşlarım, size söyleyeceklerim bu. İkinci konu, geldiği zaman sayın tüketicilerimize, sayın izleyicilerimize söyleyeceğimiz bu. Sizden rica ediyorum, 5 liranız varsa 3 lirayı kendinize açlık edin, 2 liraya altın alın. Yatırım yapmak kenara istiyorsanız. Kenara koyun, yatırım yapmak istiyorsanız. Ama yatırım yapın diye de rica ediyorum. Altına özellikle yönelik yatırım yapsın. Tabii altın olarak yatsın. Altına kar edecek, burada da şahit olun. Ben de bu yayında şahittir diyorsun. Sen zaten şahit tuttuk, geçenlerde de tuttuk ama hiç dediğim ortak gibi kar eden oldu ama bana hiç gelen olmadı. Ortak dönmedi diyorsunuz. Bir çay bir ısmarlayan olmadı. Daha aynı zamanda yani. İşkur. İşle ilgili kuturum. Tamam, meslektaşlarımıza söyledim. Sosyal medya üzerinden İKUT İŞ diye bir sayfa sosyal medyamız, sayfamız oluştu. Oradan çok rahat rahat ürünlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok rahat rahat işçi bulabilirsiniz. İşçi kardeşlerimize de işten çıktıktan sonra oraya üye olarak kendilerine oradan çok rahat iş bulabilirler. Aynı zamanda da önümüzdeki günlerde de telefon ekranına inecek. Tabii önümüzdeki dönemlerde dediğimiz gibi bütün kuyumculara fiyat ekranı vereceğiz. Vatandaşlarımız artık İstanbul Kuyumcular Derneği'nin bir fiyat ekranı olacak. Fiyat ekranının üzerinden kendi altınları çok rahat rahat takip edebilecekler. Buna da ilgili bilgi vermiş olalım Sayın Teşekkür Yılmaz. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Peki, yerel seçimlerle ilgili de artık diyorsunuz, başta Çekmeköy olmak üzere Sancaktepe bölgede de ve İstanbul'da da herkesin adayları da takip edeceğiz. Ben de seçme olarak oy vereceğim diyorsunuz. Ben az önce tabii ben oyumu her erkerde kullanacağım. ama az önce de zikrettiğim gibi rica ediyorum. İşin ehli. Hizmetin elinden öpeceğiz. İşin ehline buradan duyarlar duymazlar ama sesimiz illaki bir gün duyulacaktır. Evet. Özellikle büyüklerimize sorulurum. Allah rızası için işi ehline verin. Bir belediye başkanı seçecekseniz işi ne olur ehline verin. Sizden ricamız bu. Aday belirlemede mi diyorsunuz? Aday belirlemede kesinlikle ehillerine vermeli. Kesinlikle ehillerine vermeli. Başka bir şey yok. Yani fırıncıyı veya işte atıyorum, ben bunu küçümseyerek söylemiyorum. Ne olur beni affetsinler. Yani bir pasta börekçiyi getirip belediye başkanı yaparsan çok fazla başarılı olmaz. İnşaat mühendisi olacak, mimar olacak, çevre olacak, haritacı olacak. Bu yani bunlar çok önemli Sayın Yılmaz. Bu haritacılar çok önemli. Şehire yön verecek olan insanlar. Hani bir haritacı deyip geçiyor. Mimarı, haritacısı. Tabii bunlar hep söylenir. Doğru. Yani orada şeyi anlatıyorsunuz. Çok önemli. Yine geldik oraya. İşin ehline işi verin. Bitti, bu kadar. Bunun daha ötesi berisi yani yok. Yani mühendisliğiyle beraber çalışacak, mimariyle beraber çalışacak, şehir planıyla beraber çalışacak. Yani ben orada gideyim işte iki tane inşaata izin vereyim diye anlayışıyla para kazanayım diye değil. Partiler bunu yapmalı diye bakıyorsunuz. Kesinlikle. Az önce anlattığım fıkra tam bunun için geçerli. Tam bunun için geçerli bu fıkra. Anladım. Az önce anlattığım fıkra. Ne olur bu da göz önünde bulunsun. Evet, yani 10 liraya alamadığınız bileti, çok fazla dediğim bileti, 500 lirayla geri çıkamayacağız abi girdiğimiz anda. Buna dikkat edin. Ona dikkat edelim yani. İYİ Parti'ye yönelik planlı bir saldırı olduğunu savunan Genel Başkan Meral Akşener, oteli olan polis müdürleri var olan otellerde fuhuş ünitesi yüksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti'ye psikolojik baskı ve harp uyguluyorlar diye partisinde yaşanan istifaları anlatmaya çalışıyor, savunmaya çalışıyor her tarafta. Adayını belirlemeye çalışıyor. İnandırıcı olmayan şeyler bunlar. Siz politikayı ortaya koyun. Dediği gibi Sayın Nihat Bey'in, işin ehlini aday edin. Ve önümüze de zoraki getirip koymayın. Halkın istediği, tabanın istediği isimleri lütfen masaya getirin, sandığa getirin ki ben de evet halk istedi, ben de oy vereyim diyelim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere, hoşça kalın.